24 ekranlarından merhaba efendim. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. 2 saat boyunca konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. Türkiye'nin odak noktasında olduğu, Türkiye'yi özellikle ilgilendiren uluslararası meselelere tabii ki seçimlerin de ışığında odaklanacağız, dikkat edeceğiz, irdelemeye gayret edeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Profesör Doktor Talha Köse, İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim. Profesör Doktor Giray Saynur Derman, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz ve hoş bulduk. Güvenlik analisti Aydın Babay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündem yoğun. Çok vakit kaybetmeden başlayalım dilerseniz hemen. Şimdi önemli bir seçim geçirdi Türkiye. Bütün dünyanın da gözü tabii ki Türkiye'deki seçimlerdeydi. İkinci tura kaldı. İkinci turda halk kararını verecek. Yine sandığa yoğun bir katılım bekleniyor. İlk turdaki yorumlardan sonra zaten yoğun katılımın dikkat çekici olduğunu görüyoruz. Özellikle yurt dışındaki basın organlarında ikinci turda da geniş bir katılım bekleniyor. Buna yönelik tabii övgüler de var. Onlara ilerleyen dakikalarda gireceğiz. İkinci turdan önce özellikle bu son 1-2 günde yaşanan bazı dikkat çekici gelişmeler var. Ben onlarla başlamak istiyorum dilerseniz. Bunlardan bir tanesi bugün yaşanan bir mesele. Almanya'da, Frankfurt'ta yaşanan bir mesele. Sabah Almanya temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Gazetesi yazı işleri müdürü Cemil Albay'ın evine yapılan polis baskını. Biraz detay vereyim. Yapılan açıklamalara göre FETÖ mensubu iki ismin şikayeti üzerine yapılan bir baskından bahsediliyor. Ve 30 polisle polis köpekleri eşliğinde yapılan kelepçe takılarak götürülmek istendikleri bir baskından bahsediliyor. Yani sanki sıradan bir şikayet değil de bir terör operasyonu yaparmış gibi. Bunlar çok ciddi gelişmeler ve Türkiye'den de çok tepki çekti. Bir uluslararası mesele evet. haline geldi Türkiye içinde. Yani böyle bir zamanda bunun yapılması tabii devlet açısından iki seçim arasında bir sonraki seçimleri etkilemek için yapılan bir müdahale ya da yapılan bir müdahaleye Alman devletinin alet olması gibi algılandı ve ciddi anlamda tepki çekti. Bugün serbest bırakıldılar bu tepkilerden sonra ama siz nasıl değerlendirirsiniz hocam bu gelişmeleri? Zamanlaması yani, özellikle çok dikkat çekici olduğu için. Yani şimdi şunu düşünelim. Türk devleti yıllardır binlerce klasör, binlerce dosyayı Alman makamlarına veriyor. Bunlar da kendi ülkelerinde bulunan hatta vatandaşları olan bir kısmı da sığınmacı durumunda olan kişilerle ilgili bunların terörle bağını ortaya koyan, net bir şekilde ifade eden binlerce dosya var. Bunlarla ilgili Türk avukatlar bunu takip ediyor. Bunların hiçbiriyle alakalı bir işlem yapılmıyor. Yani bunlar yıllardır duruyor. Almanya ile işte İngiltere ile Avrupalı ülkelerle Amerika ile aramızdaki en büyük sorunlardan bir tanesi. Bunlar çok net bir şekilde o terörle bağı ortaya koyan da ifadeler. Yani bunun ekonomik boyutuyla, maddi boyutuyla, diğer başka boyutlarıyla, propaganda boyutlarıyla net olarak koyan dosyalar. Şimdi Alman devleti bunların hiçbirini ciddiye almıyor. Bir tane FETÖ'cü teröristin ortaya koymuş olduğu bir dosyayı bahane ederek Türk basın mensuplarını gözaltına alıyor. Bir kere zaten bu basına yönelik bir saldırı. Bu insanlar özgür haber alma imkanlarını ortaya koymak için çabalayan insanlar. Tabii ki Türkiye'nin buradaki pozisyonunu da yansıtıyor olabilirler ama sonuçta Türkiye'deki bütün yabancı basın örgütlerinin, basın temsilcilerinin siyasi olarak pozisyon aldığı gibi Türkiye bir basın örgüt mensubunun da pozisyon alması normal bir şey. Yani Türkiye'deki bütün yerleşik basın mensuplarının hiçbirinin nötr olmadığını yakın zamanda biz hepsini gördük. Yani uluslararası mecralarda çok net bir şekilde seçimlerde tavır aldılar. Bunları bir kere eleştirmeyi veya bunu değerlendirmeyi bir kenara bırakın. Kendi ortamlarında kendi sevmedikleri siyasi bir belki çizginin temsilcisi olarak gördükleri bir basın mensubu arkadaşları gözaltına alıyorlar. Dolayısıyla burada da bir ikiyüzlülük var. Yani hem ikiyüzlülük var hem de aslında kendileri hep demokrasi, basın özgürlüğü gibi bu değerleri ön plana çıkartırlar ve bu kendi oluşturmuş oldukları bu putlara yönelik bir saldırı. Şimdi biz şunu biliyoruz, yani Avrupa'ya gittiğinizde şunu hissedersiniz. Basın kutsal gibidir. Yani kolay kolay, yani bu demokrasi çerçevesi içerisinde basına dokunmak kolay değildir. Yani bizde olduğundan daha farklı. Yani oradaki yeri aslında vatandaşın çıkarlarını savunan bir mecra olarak görünür. Yani o bütün siyasete karşı, işte devlete karşı, diğer o belki de işte çıkar odaklarına karşı vatandaşın çıkarını savunan bir mecra olarak görülür ve Batı'da özellikle de Avrupa'da
basın kutsal olarak görünür. Şimdi kendi kutsal olarak gördükleri bu basına yönelik bu kadar kesin bir saldırı yapmaları, bunu tahkir etmeye çalışmaları bir kere zaten kendi ikiyüzlülüklerini ortaya koyuyor. Yani aslında bunu kendi basınının da tartışması gerekiyor. Yani Almanya içerisinde sadece devletin değil de Alman basınında bunu sorunsallaştırması gerekiyor. Alman halkının da bunu sorunsallaştırması gerekiyor. Niye yani? Bu insanlar demek ki kendi istemedikleri Alman devletinin örtmeye çalıştığı, Alman yetkililerinin örtmeye çalıştığı veya işte Almanya'daki bir takım kirli çıkar odaklarının örtmeye çalıştığı bir takım bilgileri demek ki ortaya koyuyorlar ki bundan dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Bunu kapatmaya çalışıyorlar. Burada sorumluluk tabii ki Alman devletinde olduğu kadar diğer mecralarında aslında buraya tepki koyması gerekiyor. Ama Türkiye'ye baktıklarında sizde zaten basın özgürlüğü yok, sizde zaten işte demokratik özgürlükler yok. Dolayısıyla Türkiye'den bir basın mecrasının da bu veya Türkiye kökenli bir basın mecrasının da benzer bir muameleye maruz kalmasını normal görüyor. Dolayısıyla burada bir ikiyüzlülük de söz konusu. Maalesef yani bu seçim sürecinde de bunun yapılıyor olması son derece rahatsız edici. Aslında Almanya'da normal işleyişe bakıldığında bu çok istisnai bir şey gibi görünüyor ama maalesef işte Türkiye'den veya işte onların batı dışı toplumlar olarak ifade ettikleri bölgelerden gelen gazetecilere, sivil toplum yetkililerine bu tarz muameleyi müstahak görüyorlar. Bu çok son derece rahatsız edici. Bence eşit düzeyde tepki verilerek bunun Türkiye'deki diğer basın mensupları açısından da sonuçların olabileceği ortaya konması gerekiyor. Yani burada bir mütekabiliyet de söz konusu. Yani onların diplomatları, onların gazetecileri burada her istediklerini yapsınlar. Gayet işte muhalif tavırlar alsınlar, çarpıtsınlar istedikleri. Seçimin ilk turundan önce çok gördük bunu. Hayır yani burada zaten gerçekleri de çarpıttılar. Yani bütün manipülasyon yaptılar. Türkiye'de her türlü manipülasyonları yaptılar. Ve bu manipülasyonlar neticesinde istedikleri sonucu da alamadılar. Yani net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın aleyhinde propaganda yaptılar bir ay boyunca. Ve bu propagandaları başarısız olunca bu sefer Türkiye'den basın mensuplarını, Türkiye'den bazı aktörleri cezalandırma yönüne gittiler. Bu çok aşağılık bir tavır. Bence gerçekten kabul edilmez bir tavır. Kendi yaklaşımlarında sorgulamaları gerekiyor ama bunu yapmıyor olsalar bile Türkiye'nin buna gerekli cevabı eşitlik ilkesi çerçevesinde karşılık vermesi gerektiği kanaatindeyim. Sözlerinizde değindiniz. Onu biraz daha açmak istiyorum ben müsaadenizle Sayın Nur Hocam. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında net bir ifade var. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır. Biz bunu zaten çok uzun zamandır yaşıyoruz Türkiye olarak. Batı'dan gelen tabii ki Almanya'da bunun içinde bu çifte standartlı yaklaşımı. Ve şöyle diyor açıklamada, terör örgütü FETÖ'nün Almanya'daki faaliyetleri hakkındaki haberler nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazeteciler. Yani gerçekten basın ve ifade özgürlüğü konusunda çok defa Türkiye'ye parmak sallamaya kalktıkları dönemleri yaşadık. Yani böyle bir tavır takınırken böyle bir eylem, hani derler ya bu ne perhiz buna lahana turşusu diye. Yani gerçekten öyle bir durumun içinde kendi işleriyle kendi işlerinde de çelişmiyorlar mı, ne dersiniz? Ben onu hep düşünüyorum zaten. Almanya'da bulunduğum süre içerisinde terör örgütlerinin propagandalarına da şahit oldum. Ve bir vatandaş tepki gösteriyor. Yani diyor ki terör örgütleri, PKK burada çok rahat eylem yapabiliyor veya PKK taraftarları sokaklarda yürüyüş yapabiliyor ama bir biz yapmaya kalksak anında tepki gösterir. Şimdi bu da aynı durum. Basın özgürlüğü, basın yayın özgürlüğü, demokrasi, insan hakları dediğimiz Avrupa ülkeleri, Avrupa medeni ülkeleri, hatta hayran olduğumuz birçok gencimizin o ülkelere gitmek istediği, neden? Çünkü insan hakları, demokrasi, özgürlük, konuşma özgürlüğü gibi. Hem de bizim bir yayın organımızın orada görev yapan ve de 30 polisle az önce söylediniz ve köpekler eşliğinde aramalar ve bilgisayarlarına da el koyacak dedi. Yani siz bugün bir durum var. Yani şikayet geliyor, ifadeye de çağrılmıyorlar. Doğrudan polis baskınıyla gidip gözaltına. Yani bu kabul edilir bir şey değil. Zaten büyükelçilik çağrıldı. Ben bugün onu izledim.
Yani onun tabii ki bir diplomatik karşılığı olur. Daha önce de biliyorsunuz buradaki mahkemeleri takip eden gazeteciler vardı. Osman Kavala davası ve başka davalarda veya seçim sırasında burada bulunanlar vardı. Yani onlar işlerine geleni demokrasi, insan hakları olarak algılıyorlar. Sadece Almanya için değiller. Belçika'da da öyle. Farkı değil. Belçika'daki eylemleri de görmüştüm. Hem de Brüksel'in evet. ana merkezinde. Oradaydım hocam yani. Hocam her hafta oluyor. Sizler çok gidiyorsunuz. Tabii, her hafta ben mutlaka 2-3 defa gittiysem orada sizler çok görüyorsunuz. Örgütün yani ben inanamadım yani. Yani sözde görüyorum. Terörle mücadele dahil pek çok alanda işbirliği yapmamız gereken her hafta mutlaka görüyorsunuz. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Yani çok normal. Hani o zaman dersiniz ki tamam işte demokrasi var. Herkes her şeyi söylüyor. İyi tamam ama siz bizim gazetecilerimizin evine baskın yapıyorsunuz. Köpeklerle, polislerle. Kaç tane polis bir de. Ve 4 yani saat FBI'nin kadar bir operasyonlarında arama yapılmadan olmaz böyle bir şey. Bu kadar çok polis hani terör örgütü şey. Değil mi? Hani uyuşturucu kaçakçılarına bile böyle yapılmıyor. Böyle bir şey. Tabii ki doğru olanı yapmış Türkiye. Bunlar üst üste geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu Fransa'daki karikatür durumu. Bu zaman zaman yapılıyor bu İsveç'teki olaylardan sonra. Sürekli yapılmaya başladı. Danimarka ile başladı. Hazreti Muhammed'in işte karikatürleri veya şey. Danimarka sonra İsveç. Yani Avrupa sürekli hani insanların dini değerleriyle artık uğraşmaya başladılar. Yani bir tek Müslüman ülke Türkiye değil ki. Birçok ülke var aslında. Herkesin ona tepki göstermesi gerekirken Türkiye hedef alınıyor. Türkiye Büyükelçiliğin önünde yapılıyor eylemler. O kadar enteresan. Demek ki çok önemli bir ülke. Ben onu fark ediyorum şu anda son durumda. Ve biz suçluların iadesi özel gereği birçok terörist ve terör örgütlerine üye olan mensupları PKK'da dahil hep onlardan talep ettiğimizde karşında işte biliyorsunuz İsveç liste verdik. Kaç tane gönderdi? Hiç listede olmayan kişiler bile 2 kişiyi gönderdi. Ondan sonra diğerleri hiç öyle gönderilmedi. Amerika'da öyle aynı şekilde. Seçimlerden de istedikleri sonuç çıksa da biraz rahatlasak bu konuda diye bekliyorlardı. Onları. Evet yani o gözlemciler her zaman seçim gözlemcileri olur. Gözlemcilerin beklentileri de o yönde. Ona göre söylüyorlar. Yani Türkiye çok dikkatlerinde bir ülke. O yüzden ama insanların dini değerleri ve devlet kurumunu temsil eden kişiler hakkındaki devlet başkanları aleyhinde yapılan bu şeyler kabul edilir değil. Zaten gereken tepkide gösterildi. Şimdi ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünü savunan bir ülkeden bahsediyoruz Almanya. Ama bir yandan bir terör örgütünün hatta Türkiye'nin himaye ettiğini bildiği ve iadesini talep ettiği terör örgütü mensupları da buna dahil olmak üzere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla asılsız ihbarları üzerine böyle bir operasyon yapılıyor. Şimdi bizim bu ülkelerle bir müttefik olarak hem Avrupa Birliği içinde hem NATO'da terörle mücadelede de işbirliği yapmamız gerekmez mi? Yani böyle bir işbirliği ikliminde olmamız gerekirken bu karşılaştığımız tablo ister istemez can sıkıcı herkes açısından. Yani Türkiye'de doğal olarak samimi bir işbirliğine davet ediyoruz açıklaması yapıyor Almanya'yı terörle mücadele konusunda ama yani tablo o ki çok da bu çağrılar en azından yakın zamanda karşılık bulmayacak gibi. Ne dersiniz? Şimdi ben her şeyden önce bir Türkiye'de ilkin yaşandığının altını çizmek istiyorum. O da Türk dışişlerinin bu meseleye vermiş olduğu bu yüksek sesli tepkiden bahsetmek istiyorum. Şimdi yıllardır ne hızlı bir tepkiden bahsediyoruz. Biz böyle meselelere dünyadaki bütün ülkelerdeki Türkler, ne yazık ki başta müttefik ülkelerdeki Türkler böyle taziklere maruz bırakılıyordu. Fakat uzun yıllar Türkiye bu meselelere karşı ya kulağını tıkamayı veyahut işte küçük bir kınamayla bu meseleyi atlatmayı tercih etmişti. İlk kez görüyoruz ki Sayın Dışişleri Bakanımızın öncülüğünde Türk Dışişleri bu meseleyi üzerine gitti ve gereken tepkiyi koydu ve Alman Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Bunun altını çizelim bir kere. Burada ne cereyan ediyor? Bunu söyleyelim bir seyircilerimiz meselenin ne kadar vahim olduğunu idrak etsinler. 90'lı yıllarda hatırlarsanız bizim Alman vakıflarının özellikle ülkemizin Güneydoğu bölgelerinde yapmış olduğu faaliyetleri ve bu faaliyetlerin neticesinde sebep oldukları meseleler ve
sözüm ona bir takım eşhasın ayaklanmalarını biz biliyoruz. Burada Alman servislerinin ne tür faaliyetlerle bu vakıflarla iç içe olduğunu da kendi raporlarıyla ortaya çıktı. Zaman zaman da yayınlandı. Bunun yanı sıra Almanya'daki birçok Avrupa ülkesi, birçok Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra Almanya'daki cami imamlarının sözüm ona Türk istihbarat servisine çalışmakla suçlayarak bir takım zorlukları, tazikleri oradaki vatandaşlarımızın üzerine uygulamaları ve oradaki vatandaşlarımızı bir şekilde ana vatanıyla gönül bağ kurmuş insanları baskı altına almalarını da biz biliyoruz. Bunlar önemli noktalar. Önce bir geçmişe bakmamız gerekiyor. Oradan bugünkü. Şimdi siz konuşurken ben birkaç not aldım. Tabii burada en can sıkıcı mesele şu. İçeride biz buna nasıl tepki veriyoruz? Ben esasen onların yaptıklarına pek de yadırgamıyorum. Çünkü yıllardır YPG, PKK terör örgütüyle kimlerin kol kola gezdiğini Kuzey Suriye'de ve Kuzey Irak'ta gayet iyi farkındayız. Esasen içerideki bugün meseleyi tartışmamız gerekiyor. Bugün bir takım Cengiz Aytmatov'un o güzel tabiriyle mankurtlar, sözüm ona bir takım özgürlükler adına Almanya güzellemeleri yaparak işte şurada burada sosyal medya mecralarında Türk hükümetine karşı Alman güvenlik güçlerinin yapmış olduğu bu saygısızlığı bir şekilde zafer olarak gösteriyorlar. Bizim altını çizmemiz gereken nokta budur. Nasıl oluyor da bu ülkede bazı insanlar dünyanın herhangi bir ülkesinde bir Türk'e karşı bir saygısızlık gerçekleşiyor. Sabahın erken saatlerinde evi basılıyor. 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bir takım aşağılamalara maruz bırakılıyor o Türk. Ve burada bir takım insanlar sözüm ona Aydın Kisvesi adı altında bazı terör örgütlerinin hangileri olduğunu hepimiz biliyoruz. Yandaşlığını yapıyorlar. Esas vahim nokta budur. Bugün buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ben Talha Hocam'a burada çok katılıyorum. Karşılıklılık esasına dayanarak biz de buradaki Alman servisleri için veyahut bazı sivil toplum kuruluşları adı altında, NGO'lar adı altında Türkiye'de farklı ülkelerden beslenen bazı şahısların burada üzerimize vazife düşüyor. Türk güvenlik güçleri elbette bunu karşılıklılık esasıyla ele alacaktır ve gereken tedbirleri de alacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hazır basınla da başlamışken Avrupa ve basınla hocam ekleyeceğiniz bir şey varsa alayım. Ya ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi şunu görüyorlar Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, Avusturya'da şöyle bir nefret var. Yani sabah akşam bunlar Sayın Erdoğan'ı Türkiye'yi tahkir eden yayınlar çıkartıyorlar. Her gazete, her sayısında mutlaka Türkiye'yi aşağılayan, Erdoğan'ı aşağılayan yazılar çıkartıyorlar. En sonuçta seçimler yapılıyor, sayım yapılıyor. Bir bakıyorlar işte %60 Erdoğan'a oy çıkmış. Yani buna çıldırıyorlar. Yani bunu da görmemiz gerekiyor. Yani burada aslında bir ölçüde de Almanya'da yaşayan, Belçika'da yaşayan Türkleri de cezalandırmak istiyorlar. Yani burada böyle bir öfke ve hınç da var. Yani bunu da görmemiz gerekiyor. Yani nasıl biz bu insanlara yönelik sabah akşam yayın yapıyoruz, bütün nefret unsurlarını ortaya koyuyoruz da nasıl oluyor da bu insanlar gidiyorlar işte Erdoğan'a, bizim sevmediğimiz insanlara nasıl oy veriyorlar? Bu son seçimle de alakalı sadece. Bizim başarısızlığımız olarak da görüyorlar kendilerini. Daha önceki seçimlerde de bunlar tabii, hep yaşanıyor. Bunun da bir intikam şeyi var yani. Türk sivil toplum kuruluşlarının orada işte ne bileyim cami vakıflarını, derneklerini falan cezalandırmasının arkasında bu da var. Yani nasıl oluyor da bu insanlara nüfuz edemiyoruz'un kaygısı da var. Yani öyle ciddi bir kınç var. Çünkü ya bütün aslında FETÖ'sü, PKK'sı, işte Almanya'daki çeşitli örgütleri vesairesi hep birlikte bir koro halinde kötülüyorlar. Türkiye'yi kötülüyorlar. İşte Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı kötülüyorlar. Türkiye'nin devlet yetkililerini kötülüyorlar. Ve istemedikleri bir sonuç ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da bir rahatsızlık duyuyorlar açıkçası. Şimdi o sizin bahsettiğiniz saldırgan yayınlardan bir tanesinden daha devam edelim isterseniz. Charlie Hebdo dergisi Fransız. Yani son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef alan gerçekten çok rahatsız edici ve tepki çeken bir kapakla çıktı. Aslında bir yandan
Türkiye'deki siyasi istikrarın devam edeceğine Batı'nın da artık inandığını gösteren bir yayın ama tarzı ve üslubu o kadar çirkin ki doğal daha olarak önce da olmuştu. Türkiye'den çok tepki çekti. Ben yazmıştım. Evet. Hatta İslamofobik yani İslam karşıtlığı üzerinden de aynı karikatürler vardı. Yani benzer karikatürler vardı. O zaman yazmıştık hatta. Hatırlıyor musunuz bir dönem Fransa'daki artan İslamofobik hareketler diye. Bu çok küstahça tabii ki hedef alan şeyler. Zaten savcılığa başvuruldu. Derginin karikatürist şeysi, bütün editörleri hepsinin hakkında suç duyurusunda bulundu. Ama tabii karşılığı olacak mı? Çünkü daha önce de oldu. Bu ilk değil. Bu hep yapılıyor. Sayın Talha Köse'nin söylediği gibi son dönemde oğlum İtalya'daydı Ocak ayında. Bazı heykeller yapmışlar. O heykeller ben bahsetmiştim hatta Ece Hanım'ın programında. O heykellerde inanamazsınız yani. O kadar tam Erdoğan heykelleri ve çok aşağılayıcı heykeller. Yani sadece karikatürler değil. Orada bir inceleme yapsanız tamamen karşıtlık üzerinden gidiliyor ve diktatör olarak yorumlanıyor. Seçimlerde de zaten tekrar seçilirse Türkiye'nin artık bir şeriat ülkesi haline geleceği ve bundan sonraki şeriat düzeninde İran gibi olacağı. Buna yönelik açıklamalar yapılıyor. Yani eleştirmek ya da yönlendirmekle insanların ya da milletlerin kutsallarına, iradesine, isteklerine karşı çıkmak ve hakaret etmek arasında aslında çok belirgin bir çizgi olması lazım. Biz bunun biraz kaybolduğunu anlayabiliyoruz. Özellikle Batı basını açısından. Mesela hiçbir lidere öyle bir heykel yapıldığını ben zannetmiyorum. Mesela Almanya'da bildiğin şimdi ikinci tur öncesinde bir kapağı vardı. Daha doğrusu bir manşeti vardı. Diyorlar ki hem Erdoğan'a oy verip hem Almanya'yı nasıl sevebilirsiniz? İşte birinci turdaki seçimlerden sonra çıkıp sevinç gösterileri yapan Türklerin fotoğraflarını yayınlamışlar. Çifte vatandaşlığı kaldırdılar biliyorsunuz değil evet, mi? Yani birisini seçmek durumunda kalıyorsunuz. Daha önce çifte vatandaş olabiliyordunuz. Evet, evet. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi bir yandan demokrasiyi savunacaksınız. Yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyor mesela aslında ama bir yandan demokrasiyi, bir yandan ifade özgürlüğünü savunacaksınız. Yani pek çok ülkede olmayan oranda yüksek bir katılımla sandığa gitmiş bir millete onun işte Almanya'da yaşayan bir kısım seçmenine hem Erdoğan'a verip hem Almanya'ya nasıl oy verip hem Almanya'yı nasıl seveceksiniz diye soracaksınız. Tercihini yönlendirmeye çalışacaksınız. Yani dönüp dolaşıp yine kendi işlerinde çeliştikleri bir durum çıkıyor aslında ortaya. Elbette Almanya'daki bazı şahısların bunu anlamamasının bir sebebi var. Büyük Türk milletinin 1000 yıl boyunca içinde muhtelif renkleri barındıran bir devlet kültürüne, bir milli kültüre sahip değiller ki onlar. Biz yüzyıllarca içinde Arap kardeşlerimizin, Ermenilerin, Süryanilerin, Boşnakların, Arnavutların ve dahi nice milletin içinde yaşamış ve onlarla hemhal olmuş bir milletiz. Bunu anlayabiliyoruz. Bu ülkenin en zorlu koşullarında bakıyoruz ki Ermeniler Türk hükümetinde yer almıştır. En zorlu koşullarda Araplar bu ülkede, tarihte veyahut Yunanlar. İşte Osmanlı'nın tarihine bakmak gerekiyor. Elbette Almanların bunu, tabii bütün Almanları kastetmiyorum. Çünkü Türkiye'yi seven Almanlar çok. Bunu idrak etmeleri zor. Tabii bunun birçok sebebi var. Hangi mihverde düşünüyorlar ona bakmak gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz ki demokrasiden dem vuruyor. Ama aynı demokrasiden dem vuran adam %49,5 oyla ikinci tura kalmış bir adamı diktatörlükle yargılıyor. Yahu dünyanın neresinde görülmüş böyle bir diktatör? %49,5'luk oyla ikinci tura kendini bırakan bir diktatör olur mu? Ben var mı böyle bir şey? Karşılaşmadım en azından. Şimdi bunun altını oymamız gerekiyor. Nereden besleniyor bu zihniyet? Evet, nereden beslendiğini aziz Türk milleti, bu büyük millet çok iyi biliyor. Burada bir Türk ve Müslüman düşmanlığı sistematik bir şekilde ilerletiliyor. İşte geçmişte havuç
tavşan hikayesi önümüzü hep bir takım sözüm ona vaatlerle bizi bir yerlere sürüklemeye çalıştılar. İşte bugün de Avrupa Birliği'nin bazı emelleri, tarihte de bunu görüyoruz zaten, yine Türk milletine oynuyorlar. Ama şunu bilmiyorlar. Kim olursa olsun, ister Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, isterse başka bir kimse, Türk milletine liderlik eden şahıslar Türk milletinin nezdinde kutsaldır. Bu tarihte de böyle olmuştur. Bizim için hala Emir Timur, hala Sultan Alparslan, hala Fatih Sultan Mehmet Han, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hala bunlar kalbimizde. Bu ülkede kim olursa olsun, herhangi bir düşüncede olsun, o liderlik bu ülkenin kutsalıdır. Buna dokunulmaması gerekiyor. Ama tabii ki biz bunu anlatacağız. Bundan mesulüz. Sükunetle ve bize yakışır, Büyük Türk milletine yakışır bir şekilde bunu karşılayacağız. Seçimlerden önce Times Square'da gördüğünüz billboardlar vardı. Özel billboardlar hazırlanmış. Yine Erdoğan karşıtlığı üzerinden. Uzun süredir bu yapılıyor zaten. Yani bunun tabii son dönemde artmış olmasında biraz da yani son dönem derken son yıllardan bahsediyorum özellikle. Yani Türkiye'deki siyasi istikrar ortamının bir bölgesel güç faktörü olarak, bir uluslararası aktör olarak daha etkin bir konuma getirmesi Türkiye'yi herhalde sayılabilir. Yani bu tabii ki başka ülkelerin kendi bağımsız politikalarını uygulamaya, kendi çıkarlarını kovalamaya gayret ettikçe, takip ettikçe işte ABD gibi, Avrupa yerli gibi. Yerli ve milli oldukça. Aynen öyle. Yeri geldiğinde başka ülkelerdeki olduğu gibi çıkarlarıyla çatışıyor. Bazen onları rahatsız eden durumlar olabiliyor. Bunların da etkisi muhtemelen özellikle bu son seçimlerde iyice bu saldırıların artması olmuş olabilir. The Economist, Financial Times değil mi? Bunlar da başlık oldu, Erdoğan gitmeli diye. Böyle bir yorumlar yapıldı. Evet, ama sonrasında şimdiki seçimlerde yani ikinci turda yaptıkları yorumlarda da çoğunlukla Erdoğan'ın kazanacağı yönünde yani, ifadeler görüyoruz. Yani kendilerinin buyurgan olduğu ve Türkiye'deki liderliğin bunun kabul ettiği bir çerçeve istiyorlar. Yani Türkiye'ye tepeden bakabildikleri ve bunu kabul eden liderlerin Türkiye'yi temsil etmesini istiyorlar. Alışıldık tarzda istedikleri gibi yönetebildikleri, ekonomisiyle, dış politikasıyla, savunmasıyla kendi istedikleri mecrada hareket eden bir Türkiye istiyorlar. Burada çok netler. İşte istedikleri zaman borsasında, işte ekonomisinde operasyon çekebildikleri, istedikleri zaman işte askerleriyle farklı farklı şekillerde müdahil olabildikleri bir ülke istiyorlar. Artık bu Türkiye'yi kimse istemiyor. Yani aslında bence muhalefete yaklaşımları da yanlış. Yani sanki bunu kabul edebilecek bir muhalefet de varmış gibi yaklaşıyorlar ama yani Türkiye'de aslında zaten burada soru işareti olduğu için bence muhalefette bu ölçüde başarılı olamadı. Ama burada pozisyon alıyorlar. Bu oldukça yanlış bir pozisyon. Yani artık Türkiye buna geri dönmek istemiyor. Yani Türkiye burada net bir tavır almış ve seçmen de aslında bu ölçüde kararını verirken bu istikamette veriyor. Bunu da görmeleri gerekiyor. Şimdi kendileri belli bir süreç içerisinde bir sonuç bekliyorlar. Sonuçu alamadıkları zaman da bu sefer süreci karalamaya başlıyorlar. İşte demokratik süreç geçmedi. Yani aslında Erdoğan bunu kabul etmezdi. Aslında Türk toplumunun da sokağa çıkmasını bekliyorlardı. Erdoğan'ın bunu kabul etmemesini bekliyorlardı. O konuda da aslında iktidarıyla muhalefetiyle son derece demokratik olgunluk içerisinde bir seçim süreci geçirdik. Bunu da kabullenemiyorlar. Öyle yani, söylendi ya, halk sokağa dökülecek, olaylar tabii, çıkılacak, tabii, kan şey dökülecek, neler yok işte, olacak, neler Erdoğan bitecek, sokağa çıkmayın. Tabii olmayınca söylendi. Da biraz şaşkınlıkla karşıladılar, evet, onu görebiliyoruz. Son derece demokratik bir atmosferde geçti. En ufak bir olay olmadı. Evet. Normal herkesin, yani Avrupa'da hatta kongre baskını hatırlasanız tabii, hocam. Tabii yani. Yani sabahlara kadar yayınlara katıldı. Kongre baskını. Amerika'nın, tabii, Türkiye dünyanın en hegemon devleti, en güçlü devleti yani Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kongre baskını. Adamlar baltalarıyla girdiler kongre merkezine. Yani binasına. Büyük bir travmaydı. Böyle bir şey yok yani. Hani hala kabul etmiyoruz diyorlar işte Trump destekçileri. Evet. Yani bizde böyle bir şey yok. Yani Türkiye bir kere burada da yani işte bu oryantalist bakış açısıyla Türkiye gibi bir ülke nasıl bu kadar temiz bir seçim süreci ortaya koyar ve nasıl bizim istediğimiz sonuç çıkmaz tarzında bir yaklaşıma sahipler. Maalesef yani bu Türkiye'ye bakış açılarıyla alakalı bir sıkıntı var. Yani dünyada aslında sadece Türkiye ile de ilgili değil. Yani Batı dışındaki bütün toplumlarda kendi istedikleri
aktörler başa gelmedikleri zaman bütün bu süreci karalayan tarzda yaklaşımlar ortaya koyuyorlar. Kendi sevdikleri birisi de gerek darbeyle olsun gerek ne nasıl olursa olsun iktidara geldiğinde onları görmezden geliyorlar. Maalesef ortadaki tablo bu. Yani kendi işlerine yarayacak bir lider olduğu zaman kendi anlaşabilecekleri bir lider nasıl gelirse gelsin onu kabul ediyorlar. İşte Pakistan'daki ama duruma bakın yani. Maalesef yani. Görün yani o nasıl işte ne oldu? Yani aslında mesele pek de demokrasi ya da tabii halkın yani, iradesi yani değil. Yani Mısır'da işte Mısır'daki onlar adına duruma düzeni bozmayacak yaklaşan bir veya diyebiliriz. Bugün Tunus'taki sürece bakın demokratik evet. Süreçler mi? Onlara yönelik bir eleştiri yani Türkiye'ye yapılan eleştirinin %1'ini oralara yapmıyorlar. Yani oraları da yapmasınlar ayrı yani başka ülkelere müdahil olmasınlar. Ama illaki yapacaksanız yani Türkiye'den çok daha farklı bir tablonun olduğu bir yer. Haksız yere Türkiye'ye bu ithamların yapılmasını. Bir de çok büyük baskılar var. Örneğin Hindistan S-400 alıyor. Daha önce S-300 alan evet. Bir sürü ülkeler vardı NATO üyesi olup da. Hindistan şu anda Amerika'nın yandaşı olarak hareket ediyor. Bulgaristan şeydeki Yunanistan'daki üslerde de biliyorsunuz ortak çalışmaları var Amerika ile birlikte. Özellikle savunma sanayinde S-400'leri aldığında Hindistan'a hiçbir uyarı hiçbir şey yok. Ama Türkiye S-400'leri hatta kullanmayı böyle bir mecbur kalıyor böyle bir anlaşma yapılması için. Biliyorsunuz başımıza gelmeyen kalmadı. Hindistan'a yine aynı ambargo şekilde, uygulanmasın diye özel bir düzenleme evet yayılıyor. Aynen öyle. Hem çok örnekleri var. Örneğin işte bu yani son durumda özellikle Türkiye'nin Türkiye'de yapılan seçimlere müdahaleler, diplomat krizi. Kaç tane ben hatırlıyorum şimdi bir sürü bunların hepsinde ayrı ayrı programlar yapmışken yani Türkiye'ye o kadar çok baskı. Ve en son İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda Türkiye'nin açıkça suçlanması. Ki aynı mesela hocam Yunanistan hatırlayın Makedonya meselesinde 12 yıl bekletti. Biz burada haklı olarak terör örgütleriyle şimdi az önce konuştuğumuz hikaye bugün Almanya'da yapılan gazetecilere yapılan Türk gazetecilere yapılan eylemler hakikaten çok düşündürücü yani bu kadar çok ikircikli politikalar olmaz yani Türkiye'nin karşıtlığı üzerinden bugün Erdoğan var yarın öbür gün başka bir lider geldiğinde o ülkenin politikaları evet. Önemli burada işte İHA'lar SİHA'lar yerli üretim milli sanayi bilmem ne sanayi sivil savunma sanayini arttırılması ondan sonra bulunan madenler petrol doğalgaz Doğu Akdeniz'de petrol arama gaz hidrokarbon yatakları Kıbrıs meselesi Kıbrıs'ı yıllarca biliyorsunuz ihmal ettik. Yani maalesef yani bir Rauf Denktaş mücadele ediyordu. Kıbrıs'ı neredeyse anlam planıyla bir planın parçası olarak gidiyordu. Allah'tan o taraf reddetti. Yani Kıbrıs gerçeği oradaki hala İngiliz üsleri vardır. Orada duruyor. Adalar meselesi bunların hepsine sessiz kalacağız. 12 mile çıkarma, kıta sahanlığı. Yani bunları nasıl kabul edebiliriz? Uluslararası hukuka aykırı bir kere. Deniz hukuku var, şey var. Yani bütün bunlar Avrupa'nın kabul edeceği hukuk standartlarında kendilerine göre hukuk oluyor. Diğerlerine göre hukuk olmuyor. Adaların silahsızlığı. Biz yapsak aynı şeyi. Şimdi gazetecileri bizim tutukladığımızı düşünün. Baskın yapıldığını düşün. İki Alman gazeteciyi Türkiye'de bu aynısını yapıldığını düşünelim. Sadece bütün Avrupa, değil, Avrupa bütün, medyasında bütün Batı ayağa kalkar. Türkiye nasıl olur? Bütün Batı ayağa kalkar. Öyle değil mi? Hep birlikte kenetleniyorlar. Şu İsveç krizinde yaşamadık mı bunları? Hepsi bir şey oldu. Hepsi bir oldu. İşte yani bunun da kırılması ancak yani kolaylıkla değil ancak direne direne ülke adına uluslararası mücadelede olacak gibi yani görünüyor. Yani mahkemelerde dahi yer alıyorlar. Mahkemelere gidiyorlar büyükelçiler, gazeteciler, 10 ülkenin temsilcileri. Şimdi hocam seçimlerde batını bakışından bahsetmişken biraz gözlemci meselesine ben değinmek istiyorum. Şimdi pek çok ülkeden gözlemci geldi Türkiye'ye. Bunların arasında AGİT ve Avrupa Konseyi'nden de gözlemciler vardı. Yaptıkları basın toplantısında seçime katılımın yoğun olmasından övgüyle bahsettiler ama bunun yanında pek çok eleştirileri de oldu. Özellikle yaptığı eleştiriler arasında seçimin özgür ama adil olmadığı yönünde batıdan gelen mesajları destekleyen cümleler vardı ki Dışişleri Bakanlığı buna ciddi bir tepki gösterdi. Yani şöyle demişti hatta raporda seçim sürecinin dışına çıkan bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan siyasi içerikleri itham edici bazı ifadeler üzüntüyle karşılanmıştır. Bu da aslında Batı'dan gördüğümüz, uzun zamandır görmeye alışık olduğumuz ve pek değişmeyen bir davranış tarzı Türkiye'ye karşı değil mi? Şimdi bir çifte standarttan söz ediliyor.
Ancak bu çifte standardın makul sınırların dışına çıkmış durumda. İşte seçim öncesi bir takım söylentiler dönüyordu. Ben hatırlıyorum bir ortak yayında Sayın Cumhurbaşkanımıza bir gazeteci şöyle bir soru yöneltti. İşte bazı söylentilere göre seçimi kaybetmeniz durumunda çekilmeme ihtimaliniz gibi bir şey. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın o anki tavı gözümün önünde, ne saçma soru bu diye böyle bir tepki vermişti. Evet, şimdi hatırlıyorum. Böyle bir şey, böyle bir karalama kampanyasıyla Türk demokrasisini, sözüm ona, işte dudak bükerek, göz kenarıyla bir soru işareti silsilesinin altına sokmak istiyorlar. Ama biz bunun çok iyi cevabını verdiğimize inanıyorum. Hem seçim gecesi, işte o öngörüler, işte efendim şöyle olacak, kargaşa olacak falan. Hayır. Büyük Türk Milleti gayet sükunetle gitti sandık başına. Aynen öyle. Evet. Çok herkes hiç en ufak bir olay olmadı yani. Olmadı yani. Sakin bir şekilde, birbirine saygılı bir şekilde verdi. Bu millet neyin ne olduğunu biliyor. Gönüller rahat olsun. Hem de bir şey daha aklıma gelmişken, buyurun, çok pardon. Ben Avrupa'daki seçimleri incelediğimde %60'lardadır katılım olayı. Hatta son dönemde daha da düştü bu. Tabii, Türkiye'de %90'larda bir katılım sağlandı. Bu çok önemli. Yani o aslında, bu bile aslında başlı başına Avrupa'ya verilebilecek bir demokrasi dersi olarak. Bunu söylediler zaten. Yani insanlar adil olduğunu düşünmese sandığa giderler mi? Yani burada da yani insanlar sürecin adil olduğunu düşünüyorlar. Sonucun gerçekten etki edeceğini düşünüyorlar ki sandığa gidiyorlar. Ben başka ülkelerde de seçim gözleminde bulundum. Yani siyasi taraftarlığım yolunda. Emin olun %30-%35 civarında. %60 işte maksimum. Yani katılmazlar. İnsanlar çok siyasetle ilgilenmez. Diyorum. Ama onlar %50-60 gibi, evet, gösterildi. Yani sisteme, yönteme ve demokrasiye olan inancın çok net bir göstergesi o rakam. Bunu demek istiyorsun sanırım, anladığım kadarıyla. Tabii tabii. Şimdi tabii sisteme olan inançtan bahsetmişken biraz batıdan gelen birkaç bir şey daha vardı. Önümdeki notlara bakıyorum da. Geçtiğimiz günlerde çok dikkat çeken haberlerden biri de İngiliz bir ekonomist Timothy Ash'in zaman zaman yaptığı, attığı mesajlarla gündem olur. İkinci turda Erdoğan'ın kaybetmesi için yaptığı bir öneri. Bu öneri de çokça tepki çekti. Ben tabii şimdi mealen söylüyorum, doğrudan cümleleri, kelimeleri değil de. Yalnız şöyle diyordu, yani özetle. Borsada bir manipülasyon yapılsın. Ve zaten borsadan ciddi bir fon çıkışı olsun. İnsanlar ekonomik açıdan karamsarlığa kapılsın. Erdoğan'a tepki geliştirsin. Ve ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun kazanması sağlansın. Yani yine demokrasi denilen bir ülkeden, İngiltere'den bir ekonomistin açıklaması, yine Türkiye'ye bir müdahale mesajı, yine dönüp dolaşıp aynı yer, aynı zihniyet, aynı çifte standart. Şimdi bunlar tabii fıkra kıvamında haberler. Biraz böyle mizahi bir tarafı da var herhalde. Çünkü ben zaman zaman denk geliyorum muhtelif Batı ülkelerinde, işte bazen Amerika Birleşik Devletleri'nde, bazen Almanya'da Türkiye ile ilgili böyle fantastik öneriler veriyorlar. Tabii bunun muhtelif sebepleri olabilir. Nörolojik sorunlar da buna sebebiyet verebilir. Veyahut başka sebepleri de olabilir. Ben bunu tam buradan kestiremeyeceğim ama bu 21. yüzyıl dediğimiz vakanın içinde, bizim içinde akan bu zaman diliminin içinde karşılaştığımız ilk değil. Şimdi şöyle bir sorun var. Bu esasen sadece Türkiye'de yapılmıyor. Bugün dünyada bir takım merkezler tarafından bazı ülkeler özellikle bir anlamda sınır, yani Batı ve Doğu arasındaki o kırılma noktasını teşkil eden ülkelerde bir dizayn çalışması yapılması planlanıyor. Macaristan'da da takip edilmedi mi? İşte orada da oldu Sayın yani. Sayın Orban'ın... Aynı Orban'la hatta Erdoğan mukayese yapıldı, hatırlayın. Ne kadar başlıkları, tazike Orban maruz kaldığını seçildi, biliyoruz. Bunun yanı sıra birçok ülkeyi sayarız biz burada. Bugün istikrarsızlaştırma politikası artık sadece servisler eliyle değil, bazı yeni aygıtlar kullanılarak gerçekleşiyor. İşte nedir bunlardan bazıları? Bu
sosyal medya mecraları, bazıları manipülatif söylemlerde bulunan, sözüm ona, siyaset bilimciler, ekonomistler. Bu karşılaşıyor. İşte İsrail seçimlerini unutmayalım. Bilmem kaçıncı turdur seçime gittiler geldiler falan filan. Bunlar hep yaşanıyor. Ya da demin Talha hocamın örnek verdiği gibi. İşte bize demokrasi dersi verenler bilmem hangi Arap ülkesinde kılıç dansı yapıyorlar. Şimdi bunlara tabii biz böyle bir fıkra kıvamında demin de söylediğim gibi yaklaşmamız gerekiyor. Pek üzerine durmamıza ya da ona bir kıymet atfetmemize de gerek yok. O yüzden bunu böyle bir şaka gibi ben üzerinden geçiyorum. Peki hocam, şimdi pek çok ülkeden, liderden tebrik mesajı geldi ilk turdan sonra Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'a. Yalnız en çok tabii doğal olarak ABD'den gelecek mesajlar merak ediliyordu. ABD'nin resmi sonuçlar açıklanmadan önce bir şahsa yönelik bir tebrik mesajı olmuyor geleneği üzerine. Ancak seçime katılımın yoğunluğundan ve iyi bir seçim süreci geçirilmesinden dolayı tebrik mesajları oldu. Başkan Biden'dan gelen mesaj asıl merak ediliyordu. Biden gazetecilere ayaküstü yaptığı bir açıklamada ikinci tur sorulduğunda kim kazanır tahmininiz nedir diye şöyle bir cümle kurmuştuk. Kim kazanırsa kazansın. Dünyanın o bölgesinde yeterince sorun var zaten. Yani sonra bunu Beyaz Saray'da gelen açıklamalarla toparlamaya çalıştılar. Yani ABD'nin tarafsızlık ilkesine oturtmaya çalışarak. Ama yani geçmişteki açıklamaları hatırladığımızda daha önceki programlarda da konuşmuştuk bunu. Başkan olmadan önceki dönemde yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ı iktidardan bir şekilde indirmek gerektiğini demokratik yöntemlerle söylediğini. Yani bu biraz aslında hani o açıklamalarda hatırlandığında sonuçtan pek de memnun olmadığı imajı doğuruyor mu? Ne dersiniz? Evet, yani hani belki onların beklediği sonuç olmuş olsaydı tebrik ederdi, altını çizerdi. Ama istedikleri, bekledikleri sonuç olmayınca bu sefer hafife alıcı, umursamaz bir tavırla geçiştirmeye çalıştı. Yani zaten çok fazla bir şey beklemiyorduk yani Biden'dan, Biden yönetiminden de. Dolayısıyla yani böyle hayal kırıklığına uğrayacak bir durum da yok yani. Ama biz zaten kendi sürecimizi Amerika veya herhangi bir ülke memnun olsun diye de yapmıyoruz. En nihayetinde onlar da kendi çıkarları doğrultusunda kim seçilirse seçilsin bir ölçüde çalışacaklar. Yani ya iştiyakla çalışırlar ya istemeye istemeye şu anda olduğu gibi çalışırlar ama sonuçta yani bunu da anlamış olmaları bence önemli. Yani tepki vermemeleri. Ama dediğim gibi yani birazcık da mevcut durumun çok da böyle umursamadıklarını göstermek, önemsemediklerini göstermek için yapılan bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Gerçi onlar bu aralar kendi dertleriyle biraz evet, daha yani çok meşguller. Borç tavanı meselesi gibi. Temerrüte düşme ihtimalleri var, evet. Başka sorunları var. Gerçekten de yani Orta Doğu'da başarılı bir politikada uygulayamadılar. Ondan dolayı başarısızlık. Yani biraz da kendi haline bırakalım bu bölgeyi şeklinde de bir yaklaşım var Amerikalıların. Yani dolayısıyla eğer gerçekten kendi haline bırakılacaklarsa bu tabii ki bizim açımızdan olumlu bir şey. Bunu da bu şekilde algılamak lazım. Ama yani ABD'nin pek huyu değildir. Bir şekilde uzaktan da kumanda yani, etmeye gayret eder. Ama öyle yapıyormuş gibi bir görüntü vermeye çalışıyor. Yani zaten ekonomiyle Türkiye'ye, İran'a yeterince bugüne kadar Türk parasını değersizleştirmeye, yaptırımlarla yapmaya çalıştılar. Biliyorsunuz Trump'ın videoları var. Mahvedeceğim dolar şeydi diye. Yani Biden yönetiminin de aslında geldikten bu yana dünyayı işte biz demokrasiler ve diğerleri diye ikiye ayıracağız dedi. Ve onların konumlandırdığı Türkiye'yi konumlandırdıkları yer demokrasiler içerisinde değil. Yani en baştan aslında kutuplaştırıcı bir söylemle geldi. Ve o günden bugüne aslında ilişkilerimizde de böyle sağlıklı bir yani görmezden gelme üzerine yani doğrudan hedef almadan ziyade belki kongre hedef alıyor olabilir Türkiye ama başkanlık düzeyinde görmezden gelme politikasını devam ettiriyorlar. Lincoln sözde müttefikimiz diye başlamıştı göreve başladığında hatırlıyor musunuz? Evet. Yani Trump belki de hem kişiliği hem biraz şov dünyasına da yatkın olması sebebiyle daha göz önünde yapıyordu bu işleri. Daha ön planda evet. Durarak göstere göstere yapıyordu ama Biden'da biraz daha geri planda belki biraz daha kurumsal düzlemde gidiyor ama ABD'den Türkiye'ye bakışın pek değiştiğini söylemek mümkün değil herhalde. Ya şöyle aslında çok güzel özetledi meslektaşlarım. Türkiye şimdi Sayın Erdoğan güçlü bir lider. Yani kimse bunun aksini iddia edemez. Yani gerçekten öyle. Ve bunu Batı'da da biliniyor.
Yani çok fazla kontrol, onların kontrol edebileceği türden değil. Örneğin bir takım programlar var. Mesela Finlandiya'yı üye yapacaksınız, İsveç'i yapacaksınız, yapacaksınız. Rusya'dan S-400'ü almayacaksınız, almayacaksınız. Biz burada üstlerimizi açacağız, bize bir şey demeyeceksiniz. Biz buraya da federatif bir yapı kuracağız, federasyon. Ses çıkarmayacaksınız. Biz sizin petrolünüzü kullanacağız, Doğu Akdeniz'de arama yapmayacaksınız gibi. Yani bu tarz konuları Miçotakis şu an çok ödün verdi. Bakın önümüzde seçimler var. Türkiye'deki, Türkiye ile ilgileniyorlar. Yani o ilk Çipras'tan çok farklı olarak Miçotakis tamamen taviz verdi. Şu an Amerika'nın üstleri dolu her tarafı, her yerde. Ki bu kadar ekonomik desteğe rağmen hala yaşanan bir kriz var. Halk sokağa dökülüyordu Ben Atina'dayken. Ama şimdi bu verilen tavizlerin bir şekilde geriye alınması çıkacak. Çünkü bu tarz devletler size yardım yapar ama karşılığında sizden bir şey alır. Yani bir şey almadan bir şey bedelini vermez. Bedelini ödetecekler. Bedelini yani öder. Dolayısıyla burada önemli olan yok Kılıçdaroğlu, yok Erdoğan meselesi de değil aslında. Amerika'nın kolaylıkla kontrol edebileceği, yani kendi çerçevesine sokabileceği kişilerdir. Yani bazı kurumlarda hatta böyle biat eden, yani sürekli böyle söz dinleyen insanlarla çalışmak isterler. Avrupa Birliği içerisinde de böyle. Hani meclis yapılanmalarında, Avrupa ülkelerinde de böyle, siz gözlemliyorsunuz. Çok fazla öyle her şeye muhalefet olursanız o zaman istenmezsiniz. Çünkü orada bir sistem var. O sistemin sürmesi gerekiyor. Siz ona karşı çıkarsanız sizi bu sefer değiştirmek isterler. Yani bu böyle yapılıyor. Genelde böyle. Yani Rusya'da da farklı değil. Yani Rusya'da da bugüne kadar ya liderler değişti ya orada olaylar oldu. Kontrol sağlandı. Hani Çeçenistan örneği var elimizde. Onun gibi bir takım yani mesela Ukrayna'da da yapılabilirdi aslında, atıyorum. Zelenski değişip Rus yanlısı birisi getirebilir. Yani Batı'da yapılan şeyler genelde böyle. Yani güçlü, özellikle emperyalist geleneği olan ülkeler, hani Birleşik Krallık, işte Rusya, Büyük Rusya İmparatorluğu veya Amerika Birleşik Devletleri'nin hani daha önceki ilk kuruluş yıllarına bakarsak, gerçekten bunlar o politikalarını sürdürmek istiyorlar, kontrol etmek istiyorlar. Örneğin son Afrika'da olanları biliyorsunuz. İnsan organ kaçakçılığı ve bütün ilaçların orada denenmesi, bugün Fransızların gidip orada çalışmalar yapmaları, insanları denek olarak kullanmaları. Çünkü onları insan olarak görmüyorlar. Bütün mesele bu. Yani Afganistan'da uçaktan düşen insanları hatırlayalım. Yani bu ülkeler kolay manipüle edilebilir. Bu ülkeler zenginlikleri kullanılabilir. Liderleri eğer itaatkar liderler değilse değiştirilmeli. Görüş bu. Türkiye'de liderin arkasındaki büyük halk desteği, bakın Menderes, bu konuda çok etkili oldu. Adnan Menderes son döneminde Rusya'yla yakınlaşmaya başlamıştı, o 60 darbesi olmadan önce, biliyorsunuz. O döneme kadar Rusya'yla aralar çok iyi değildi. Ondan sonra bir Rusya'yla yakınlaşma dönemi oldu. Ondan sonra zaten bütün her şey farklı değişmeye başladı. Ve bunları da unutmamak lazım. Yani buyurun hocam, bir şey diyecektim. Hayır. Onay mahiyetinde. Evet. Hatırladığım kadarıyla yani Türkiye'nin geçmişten beri zaten ABD ile Türkiye arasında güttüğü bir denge politikası var. Zaman zaman ABD'ye ve NATO'ya daha çok meylettiği, zaman zaman burada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Rusya ile ilişkileri daha çok ısıttığı. Yani içinden geçtiğimiz dönemi de geçmişteki bu dönemlerden çok ayırmamak lazım sanki. Ne dersiniz? Öyle. Yani Atatürk hakkında yazılan yazılar İngiltere'de o kadar kötü şeyler yazmış. Çünkü neden? Bazı şeyler yaptığımız zaman sevilmiyorsak, çok fazla tepki alıyorsak, demek ki bazen doğru şeyler yapıyoruz. Yani ben günümüzü de biraz anlatan bir cümle yani, oldu bu aslında. Eğer çok eleştiri alıyorsam düşmanlarım tarafından, demek ki doğru bir şey yapıyorum derim ben. Devam derim. Yani öyle gideriz. Aslında çok eleştiri aldığımız meselelerden biri de hazır eleştiri demişken, bu İsveç'in NATO üyeliği meselesi. Evet. Onlar da ikinci tur seçimleri. Örneğin aslında birinci tur seçimleri bekliyorlar. Örneğin ben İsveç'i beklemek odasında bekletmek kanaatindeyim. Finlandiya'yı almalıyız ama. Onlar da biraz daha bekleyecekleri kanaatindeler anladığımız bence kadarıyla. Bence çünkü ilk tur seçimlerden farklı bir tablo çıkmasını ümit ettiklerini biliyoruz. Orada da yazılan, çizilenlerden, hükümetten gelen açıklamalardan, ama İsveç basınında özellikle bu ilk tur seçimlerden sonra, seçimin ikinci tura kalmasıyla, Avrupa'nın genelinde olduğu gibi, Batı'nın genelinde olduğu gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda seçimi kazanacağı kanaati oluştuğunu görüyoruz. Bu da biraz hayal kırıklığına uğratmış gibi onları. Çünkü NATO liderler zirvesine farklı bir tabloyla, farklı bir hevesle gitmek istediklerini biliyorduk. Ama biraz daha bekleme odasında kalacaklarını onlar da anlamışlar gibi gördüğümüz kadarıyla yaptıkları yorumlardan. Şimdi evvela şu noktanın altını kalın çizgilerle çizelim. Türkiye 1952 NATO'ya katıldığı tarihten itibaren NATO'ya olan tüm taahhütlerini en iyi şekilde yerine getiren nadir ülkelerden biridir. Tabii. Bir kere bunu bilelim. Yani NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir. NATO tarafından destek istendiğinde, işte Afganistan'da bunu görüyoruz, Kosova'da bunu görüyoruz, Türkiye ön saflarda olmuştur. Bosna. Ve bundan sonraki süreçlerde de Türkiye NATO'nun asli ve en önemli üyelerinden biri olacaktır. Zaten personel sayısı olarak NATO'ya girmeden bile hatta Kore Savaşı döneminden beri başlamış bir durum. Zaten personel sayısı olarak ikinci sıradayız Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından. Burada mesele NATO değil. Burada mesele Batı ülkelerinde bir takım çevrelerin bazı sol liberal politikaları bahane ederek buna da üzerine biraz postmodernite sosu ekleyerek Türkiye'yi hedef tahtasına oturtmalarıdır. Birçok NATO ülkesi kendileri içeride bu meseleleri tartışıyorlar. Başta Amerika Birleşik Devletleri. 2-3 gün önce Mike Pence'in Fed'le ilgili bir açıklaması vardı. Seyircilerimiz eğer takip ederlerse Amerika'nın içinde de bu meseleler cereyan ediyor. O sebepten ben Batı derken hep şu soruyu yöneltiyorum. Hangi Batı? Doğru. Bizim karşımızda hangi Batı var? Biz de bir Batı ülkesiyiz. Ama Batı dediğin kavram soğan gibi katmanlardan oluşuyor. Hangi katmanda, hangi karanlık mecralarda Türkiye'ye karşı neler tartışılıyor? İşte İsveç hükümeti ve İsveç iç politikası bugün bunu tartışıyor. Çünkü biliyorlar ki Türkiye gibi muazzam bir ateş gücüne sahip ülke ve aynı zamanda savunma sanayinde bu kadar yol kat etmiş bir ülke olmaksızın NATO'nun sadece güney kanadı değil, umumi NATO ittifakının güvenliği soru işareti altına girecektir. O sebepten biz Batı'yla münasebetlerimizi tartışırken şu meseleyi tartışmalıyız. Hangi Batı'yla sorun yaşıyoruz? Bakıyoruz, bugün Birleşik Krallık ve Türkiye arasında gayet yüksek seviyede bir askeri işbirliği var. İşte biliyorsunuz muharip uçaklar hususundaki motor alanında faaliyetlerimizi. Veyahut Brexit süreci de bunu biraz herhalde hızlandırdı, ivmelendirdi. İşte ticari bu ilişkin. Küresel bir maceranın içindeyiz dünyaca. Yahut İspanya ve İtalya ile işte SAMP'te hava savunma sistemi. Evet. Aynı zamanda TCG Anadolu'nun bir benzerinin İspanya ordusu tarafından kullanıldığı. Bunların hepsini iyi incelememiz gerekiyor. Hasılı kelam burada Türkiye'nin problemi NATO ile değil. Bazı NATO ülkelerini farklı şekilde ele almış, o hükümetlerde etkinliğini artırmış bazı Türkiye düşmanı odaklarla problem yaşıyoruz. Yani çok daha net söylemek gerekirse, İsveç özelinde bahsediyorum tabii, işte dönüp dolaşıp mesele terörle mücadele konusuna geliyor. Yani Türkiye'nin zaten NATO'nun açık kapı politikasına karşı çıkmadığını söylemleriyle zaten biliyorduk Türkiye'den yapılan açıklamalarda, ama Finlandiya'nın üyeliğini kabul etmesiyle de bunu fiilen gösterdi. Evet. Yani İsveç'in eğer NATO üyeliği istiyorsa buna uymaktan başka bir çıkar yolu yok şu anda. Çünkü Türkiye'ye başka yöntemlerle baskı yapıp da bunu çözemeyeceklerini anlamış olmaları lazım. Tabii geçen sene işte Haziran ayında Madrid'de bir mutabakata varıldı. Orada bir yol haritası oluşturuldu ve fotoğraf çekildi. Şimdi bu bağlamda Finlandiya bu yol haritası doğrultusundaki adımlarını attı ve NATO'ya üye oldu. Yani Türkiye'nin İsveç'e karşı özel bir ayrımcılığı yok. Türkiye'nin derdi
kendi terörle mücadelesini mümkün olduğunca iyi bir şekilde verebilmek ve ileride müttefiki olabilecek bir ülkenin terörle mücadelesine destek vermesi veya en azından terör örgütlerinin yanında olmaması. Yani en doğal hakkı bu. En doğal etmek. Hakkı yani burada aslında sorgulanacak olan Türkiye değil İsveç'tir. Bu süreci ne kadar hızlı bir şekilde yürütürlerse Finlandiya gibi Türkiye'nin talep ettiği şartları, kendi taahhüt ettikleri şartları ne kadar hızlı gerçekleştirirlerse bu kadar hızlı üye olurlar. Dolayısıyla buradaki mesele bununla ilgili ama bunu yapmayarak işte meseleyi İslam karşıtlığına, Türk karşıtlığına, Erdoğan karşıtlığına getirdiler. Hani sanki kendileri farklı değerleri temsil ediyormuş gibi göstererek gereksiz yere vakit kaybettiler. Burada Türkiye'nin güvenini de kaybettiler aslında. Onu yapmak yerine makul adımlar atmış olsalardı, inandırıcı adım atmış olsalardı belki Finlandiya gibi İsveç de bugün NATO'ya üye olmuştu. Dolayısıyla burada yani İsveç'i de sorgulamamız gerekiyor. Yani niye olayı Müslümanlarla, Müslüman olmayanlar arasındaki bir kavgaya getirme ihtiyacı duydular? Niye bu kadar süre vakit kaybettiler? Niye seçimlere bağladılar umutlarını? Acaba yani seçimlerde Cumhurbaşkanı olması bekledikleri alternatifle bu konuda bir anlaşma yaptılar mı? Var mı yani aralarında böyle bir şey? Veya işte başka ülkeler kendilerine başka taahhütlerde mi bulundu? Bunları da sorgulamamız gerekiyor. Ama işin özü burada samimiyetin olmaması maalesef. Bunun sadece İsveç'le de ilgili olduğu kanaatinde değilim. Bence bütün bu olayın koordinasyonu Amerika Birleşik Devletleri çerçevesindedir. Yani Amerika Türkiye'ye değil de İsveç'e baskı yapıyor olsaydı bugün terör konusunda her şey çok daha farklı olurdu. Ki zaten hocam evet. İsveç'in NATO'ya girmek gibi bir düşüncesi de yok. Yok. Ama Amerika yani, Birleşik Devletleri. Onun da aklına evet, biraz Finlandiya'da aynı şekilde Finlandiya'nın askeri pakt hiçbir şekilde Sovyetler Birliği ile çok bir %25'ini kaybetti topraklarında. Özel bir anlaşması evet. vardı. Askersizleşmek üzerine ve Baltık konusunda da güvenlik konusunda onların da endişeleri var. Bir kısım İsveç'le de Finlandiya yılda NATO'ya üye olmak istemiyor. Çünkü evet. kendilerinin güvenceye açısından da. Şimdi onları force eden de zaten Amerika Birleşik Devletleri. NATO'nun en etkin gücü. Yani aslında ben bir çalışma yapmıştım. Bir analiz hazırlamıştık. Almanya'da yayınlandı. Bir Medeniyet Üniversitesi'nden bir arkadaşımız düzenliyordu. Oradaki Almanya'nın bile aslında yeterince bağımsız olamadığı. Hani bu Leopard tanklarını vermek istemiyor ama mecbur kalıyor. Yeşiller baskı yapıyor, işte şeyler baskı yapıyor. Ve sonra yani Ukrayna'ya bunu yapıyor. Almanya ile Rusya'nın arası çok iyi. Mecburen yapıyor ve Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısı o kadar yüksek ki. Yani Almanya da kendi içerisinde bağımsız değil aslında. Böyle de bir gerçek var. Bugün Avrupa Birliği içerisindeki en önemli ülkelerden bir tanesi sanayi yani ülkesi. Rammstein üstünde küçük bir ordu var. Kesinlikle neredeyse. Bir ordu var. Ve sanayisi bakımından da çok güçlü. İki Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış ama çok güçlü bir ülke. Hem Avrupa Birliği içerisinde çok önemli aktör hem de NATO içerisindeki etkin güç. Ama Amerika'ya karşı kimse bir şey diyemiyor. Yani İsveç ve Finlandiya örneğinde de aslında karşısında Amerika var. Bunu herkes biliyor. Yani Ukrayna meselesinde de aslında. Yani içinde olduğunuz ittifaklar, kurduğunuz ilişkiler özellikle Almanya özelinde söylüyorum bunu. Hani o bağımsız hareket etme lüksünden ziyade sizi biraz karşılıklı bağımlılık içinde mahkum ediyor herhalde. Aynen öyle. Bu ama sefer de şunu vurgulamak gerekir. Şimdi biz tabii ki dediğim gibi yani normalde aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün basınıyla, think tankleriyle Türkiye'ye yüklenmek yerine İsveç'e yüklenmeleri gerekiyor. Sorumluluklarını yerine getir ve bir an önce üye ol. Ama Amerika'da zaten YPG, PYD'ye destek verdiği için burada aslında buradaki mücadeleyi bir ölçüde İsveç üzerinden veriyor. Dolayısıyla işin bir Amerika boyutu da var maalesef. Yani Amerika'nın da çok samimi olduğunu görmüyoruz. Yani kendisi bir yandan bu terör örgütlerini her türlü şekilde destekliyor. Diplomasiden tutun da askeri açıdan. Sonra İsveç'in burada değişiklik yapmasını beklememiz çok gerçekçi değil. Bu işi de yani herhalde YPG liderini bir devlet lideri gibi karşıladılar. Evet. Fransa benzer bir şekilde yani bütün bu teröristleri kendi işte senatolarında karşılıyorlar. Devlet yani forsuyla karşıladı maalesef yani. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO müttefikleri bu şekilde davranıyorken İsveç'ten farklı şekilde bak yani İsveç'te bunlara bakarak demek ki bu şekilde de oluyormuş. Yani diye, işin diplomatik diyor. Kısmı bir yana herhalde bu işin pratik çözümü dönüp dolaşıp sizin sözlerinizden hareketle anladığımı söylüyorum.
PKK-YPG terör örgütünü Suriye'de ya da başka coğrafyalarda, yakın coğrafyalarda ABD için kullanışlı bir enstrüman olmaktan, çıkarmaktan geçiyor ki bu işte biraz da herhalde belki de Suriye ile normalleşme sürecinin faydası olur mu bilemiyorum. ABD tabii o bölgede çok etkin terör örgütü eliyle ama yani terör örgütü PKK-YPG bir şekilde Suriye'de bir dönüşüm sağlandığında ABD için kullanılacak bir enstrüman olmaktan çıkarsa, faydasız bir enstrüman haline gelirse bu işler belki Batı'nın bu konuda Türkiye'ye bakışı, ABD'nin zorlamasıyla bakışı da değişir mi diye bir soru yani geliyor. Onların kendi çıkarları olabilir. Uzak bir ihtimal belki bahsetmiş bir takım örgütleri maşa olarak kullanabilirler ama biz de bunu kabul etmek zorunda değiliz yani açıkçası söylemek gerekirse. Yani ortada net bir oyun var yani. Şimdi Amerika'sı, Fransa'sı bu örgüte destek veriyor. Her türlü desteği veriyor. Şimdi İsveç de buna üye olma çalışıyor. O da onlar da veriyor. Ya bu arada bir, bugün de bir haber vardı. Evet. Onu da hatırlatayım. Yani şimdi bu tank eğitimi desteği verdiklerine evet, dair. Yani bu şartlarda şimdi Amerika'nın İsveç'e baskı yaptığını düşünmek mantıklı değil. Onun yerine Türkiye'ye baskı yapıyorlar. Halbuki ortada bir mutabakat var. Madrid'de anlaşmışlar. Dolayısıyla burada baskıyı Türkiye'ye değil İsveç'e yapmaları gerekir. Ama bu baskıyı yapamamalarının sebebi de kendilerini de bu örgütleri desteklemeleri. İşte onlar yapamadığı için biz yapmaya gayret ediyoruz ama 1 Haziran'da bu hayata geçecek terör yasası neleri değiştirecek? Pratiğine de bakmak gerekir yani yasaların değişmesi. Araya gitmeden önce son birkaç dakikamız var Aydın Bey. 1 Haziran'dan sonra sizce bir değişiklik olur mu? Yani yeni bir terör yasası gündeme hayata geçtikten sonra İsveç'te Türkiye'nin taleplerini karşılama yönünde siz ciddi bir adım bekliyor musunuz? Somut bir adım. Ne dersiniz? Hayır, beklemiyorum. Çünkü aynesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Lafa bakılmaz. Doğru. Hocamın tamamladığı gibi. Şimdi bizim buradaki tavrımızı çok net bir şekilde ortaya koyduğumuz görünüyor. İşte Finlandiya, birkaç program önce Dalha hocamla da bu konuyu konuştuk. Kriterlerimizi masaya koyduk. Finlandiya'daki müttefiklerimiz, artık müttefiklerimiz diyebileceğiz onlara. Evet, burada bir terör sorunu var dediler. Ve bu da gayet normal ve olması gereken zaten bu. 1952'de Türkiye NATO'ya alınırken de Türkiye'nin önüne bir takım talepler konulmuştu. Hatta o dönemde Türkiye ve Yunanistan birlikte alınıyordu. O sebepten dolayı Türkiye ve Yunanistan bir paket olarak bu talepleri karşıladılar. Bugün de biz Finlandiya'nın önüne koyduk. Aynı İsveç ve Finlandiya gibi şimdi. Aşağı yukarı aynı koşullarda. Ve nihayetinde Finlandiya bunları kabul etti. Ve Finlandiya bayrağı Türk bayrağının yanında NATO ittifakında dalgalanmaya başladı. Fakat görüyoruz ki İsveç'te böyle bir niyet yok. Şimdi soru şu. Bunun için allame olmaya gerek yok. Bir güvenlik problemi yaşıyoruz. İsveç'te bir güvenlik problemi yaşıyor. Diyoruz ki bir araya gelelim ve güvenlik meselelerimizi ortak bir perspektifle çözelim. Fakat karşı taraf diyor ki siz gelin bizim meseleyi çözelim ama aynı zamanda da ben sizin altınıza uyayım. Bunun Türkçe mealisi budur. Öyle bir siyasi irade var mı İsveç'te? Evet, seçimlerden sonra İsveçli siyasilerin bazı açıklamaları oldu. Ama sözle peynir gemisi yürümüyor. İşte bir gördük ki netice hasıl olmuyor. O yüzden ben pek umutlu değilim. Yani zaman gösterecek ne olacağını göreceğiz Haziran'dan sonra özellikle. Ama İsveç'in beklediğinin aksine bu süreci de Erdoğan liderliğinde geçirecek gibi görünüyor yani dışarıdan gelen yorumlara bakarsın. Burada mesele hocam, İsveç mi yoksa Amerika ve Fransa mı bunu da sorgulamamız gerekiyor. Sözünüzü unutmayın lütfen. Evet. Bir kısa ara verelim ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Sevgili seyirciler az sonra tekrar birlikteyiz. Müzik
Küresel oyun devam ediyor. Programın ilk bölümünde özellikle ikinci tur seçimler öncesinde Batı basınından, Batı dünyasından Türkiye'ye bakışı, yapılan yorumları değerlendirdik. İkinci bölüme Yunanistan'la başlayalım istiyoruz. Türkiye ile beraber Yunanistan da seçim heyecanı yaşıyor. Önümüzdeki hafta, hatta bu hafta sonu Yunanistan'da seçimler olacak. Onlar da bir hazırlık içindeler. Yunanistan için aslında bir değil iki seçim heyecanı yaşıyor diyebiliriz Saynur Hocam, değil mi? Çünkü kendi seçimleri kadar Türkiye seçimlerini de çok yakından takip ediyorlar. Orada da şimdi seçimlerin yenilenirse Temmuz ayında tekrar yapılacak. %45'lik hiçbir partinin almayacağı düşünüyor. %45'lik bir oy oranı olmayacağı. Dolayısıyla Türkiye'deki gibi Temmuz ayında yeniden yapılacağı düşünüyor. Mitsotakis'in zaten şu dönemde son benim Yunanistan'da yaşayan bir takım dostlarımız da var. Şu anda sistemden de çok memnun değiller. Özellikle bu Amerikan yanlısı. Yunan halkı biraz anti-Amerikancıdır. Hani siyasi karşılığı Mitsotakis'in tabii Amerikan yanlısı tutumu ve ekonominin bu kadar alınan desteklere rağmen oradaki bir memnuniyetsizlik buraya yansıyacak. Ama şu anda çok ilginç bir şekilde kendi seçimleri var. Ama Türkiye'deki seçimler onları daha çok ilgilendiriyor. Çünkü onlar Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gitmesini, değişmesini istiyorlar. Bu da çok açık ve net. Çünkü bunu belirtiyorlar. Kendi basınlarında var. Aynen Mavi Vatan kavramı olsun. Bu Doğu Akdeniz, Kıbrıs konusu, adalar konusu, bir 12 mil konusunda, özellikle bu mil konusunda çok ısrarcılar. Ve son dönemdeki özellikle bu Karadeniz'deki doğalgaz meselesinde çok fazla basınlarında yer aldı. Ona da tahammül edemiyorlar. Dolayısıyla Yunanistan şu anda kendisinden çok, kendisindeki seçimlerden çok Türkiye ile ilgileniyor. Türkiye'deki seçimlere. Hatta başlıklar da bu şekilde. Ama ben Yunanistan'daki seçimin de bir hezimet olacağını düşünüyorum. Yunan halkı çünkü şöyle, Avrupa'da şöyle bir şey var. Herkes sokağa dökülüp tepki gösterebiliyor. Yani örneğin İngiltere'de geçenlerde bir konudan dolayı işçiler işte greve gitti, sokağa çıkıp konuşabiliyorlar. Yani bu çok normal. Hani insanlar her şeye, Fransa'da biliyorsunuz emeklilik yaşına itiraz ettiler. 64 yaşı işte bu yaş konusu oldu. Aynı şey Yunanistan'da da var. Ben Yunanistan'a gittiğimde her seferinde sokağa dökülen insanlarla karşılaşıyorum. Ya bir grev oluyor ya da bu maaşları protesto ediyorlar. İşte çalışma koşulları. En son dönemde de Mitsotakis'in çok fazla tepki aldığını biliyorum. Dolayısıyla hani kendisi içerisinde de sorunlar var. O yüzden Türkiye'deki seçimler onlar için çok önemli. Çünkü Türkiye ile Yunan anlaşmazlığını milliyetçi mesele olarak lanse ediyorlar. Ve milliyetçilik oyları yükseltir. Yani milli bir meseleyle uğraşan Mitsotakis yönetimi Türkiye'yi karşılarına alarak halkın gözünde itibar kazanmaya çalışıyor. Aslında son dönemde bu şekilde özetlenebilir. Biraz da tabii Amerika'nın baskıları var Yunanistan'ın iç durumundaki. Ben de orada ikinci tura gidileceğini ve Temmuz'da olacağını düşünüyorum. Aynı Türkiye'de de aynı şeyi söylemiştim. Zaten öyle oldu. Beklentim o yönde. Şimdi Yunanistan'da Mitsotakis döneminin bir yasal düzenlemesi var. Daha doğrusu yeni bir seçim yasası diyebileceğimiz bir düzenlemesi var. Bu biraz aslında Türkiye ile mücadele için belki Yunan hükümetinin mecbur kaldığı bir düzenleme olabilir. Çünkü Türkiye'de son 20 yılda özellikle siyasi istikrarın Yunanistan'a karşı Türkiye'yi ne kadar öne geçirdiğini farkındayız. Onlar da farkında bunun. Yani hem politikada hem askeri sanayide ya da başka meselelerde. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Mitsotakis hükümetinin bu yeni düzenlemesi bir bonus milletvekili uygulaması getiriyor. Birinci çıktığınızda sandıktan, yani bu seçim için birinci seferde değil, ikinci seferde, yani ikinci tura giderse seçim uygulanacak ama sandıktan birinci çıktığınızda 50'ye kadar ekstra milletvekili alma imkanınız olacak. Bu da tabii bir daha güçlü bir tek parti hükümeti kurma imkanını tanıyacak. Mitsotakis de bu konuda yani buna dayanarak seçilme hesapları yapıyor anladığımız kadarıyla, ama yani böyle bir sistemi oturtabilirlerse sanırım Türkiye'yi son yıllarda izlemelerinin verdikleri, izlemeleriyle aldıkları bazı dersleri kendileri uygulayabilecekler gibi görünüyor. Bunun peki ileride Yunanistan'ın Türkiye ile mücadelesinde bir katkısı, Yunanistan açısından söylüyorum,
Hı hı. Olur mu? Ne dersiniz? Türkiye'yi örnek alıyorlar zaten. Yani öyle de denebilir belki. Örnek alma, Türkiye ile mücadelede Türkiye'yi örnek alma açısından. Ben yine de tekrar söylüyorum. Bu sistemin çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani çok evet böyle bir şey var ama onu bakarsanız yani Türkiye'nin şu anda da yapılması gereken bir takım konular var. Türkiye'de de yine aynı şekilde anayasanın anayasa meselesi olduğu gibi. Mesela 360'ı sağlarlarsa işte referanduma gidilebilecek, 400 milletvekili yakalanırsa direkt anayasa değiştirebilecek. Yani Yunanistan'da da benzer reformlar planlanıyor. Özellikle tek partinin yani koalisyon değil de tek partinin gücünün arttırılması ve bunun çıkan karar mekanizmalarında etkin güç olarak kullanılması. Yani bir takım kararların çok daha çabuk çıkması açısından belki hani örnek alınabiliniyor. Ama mesela Türkiye'deki seçimlerde de mesela sürprizlerle karşılaşabildik. Yani biliyorsunuz son seçimde işte Dihon sistemi yapılan seçimlerde. Örneğin bazı partilerin yüzdesel oranları çok düşük olmasına rağmen çıkardıkları milletvekili sayısı çok fazla oldu. Milletvekili sayısı ve oradaki sayıya işte bölünüyor. Onun bir hesaplanması var. Ama bir barajı eğer geçemezseniz ittifak barajı geçemezseniz milletvekili çıkaramıyorsunuz ama bir ittifaka dahilseniz milletvekili çıkarabiliyorsunuz. Bu ve bunun gibi şeylerle mecliste, parlamentoda şu an çok çeşitlilik sağlandı. Hiç ummadığımız kişiler vekil olabildiler. Bu tabloya bakarsak tabii aslında belki seçimlerin, parlamenter seçimlerin de bir belki bir revizyona gidilmesi söz konusu olabilir. Yani anayasa ile birlikte belki orada da bir sistem olabilir. Yunanistan'da da buna benzer çalışmalar yapılıyor. Ama orada tam tersi. Hani daha demokratik değil de daha belki karar mekanizmalarını güçlendirici mevcut hükümeti daha da elini kontrol edici bir şekilde sağlamak istiyorlar. Çünkü son dönemde yaptıkları çıkışlar son derece radikal ve Türkiye karşıtlığı üzerinden. Şimdi tabii orada da iki ana akım olduğunu söyleyebiliriz şu anda. Bir Miçotakis, bir Çipras akımı. Çipras da ciddi bir muhalefet aslında. Evet ve hatta son kamuoyu araştırmalarında bazı yerlerde aralarında 0,50 puan fark oldu. Yani bir puanın bile altında fark olduğunu söylüyorlar. Belli ki orada da hayli kıran kırana geçecek bir mücadele görüyoruz. Aydın Bey siz ne dersiniz? Yani siz ne öngörüyorsunuz Yunanistan'daki seçimlerin akıbeti konusunda? Çünkü orada da İktidara gelecek kesim, Miçotakis ya da Çipras kim olursa olsun, geçmişte de gördük bir önceki hükümette, taban tabana zıt politikalar uyguluyorlar. Yani ABD'ye yaklaşım olsun, göç politikaları olsun, oradaki değişim de doğal olarak Türkiye ile ilişkileri çok ciddi şekilde etkileyecek gibi görünüyor. Şimdi demin de söylediğim gibi, bu esasen bugün dünyayı sarmış bir mesele. Yani Yunanistan'daki bu rekabet, biz bunu geçtiğimiz 2-10 yılda İsrail'de, Ukrayna'da, işte şu an Türkiye'de ve birçok özellikle Batı ülkesinde bunu görüyoruz. Bir tarafta daha görece milli bir duruş sergileyen politikalar taraftarları, bir diğer tarafta daha küresel meselelerin üzerinde bu istikamette adımlar atmaya yönelik hedefleri olan politikacılar ön plana çıkıyor. Fakat Yunanistan hususunda olay biraz garipleşiyor. Şöyle ki, şimdi Tsipras hükümeti döneminde bir sol gelenek var. Bu sol gelenek esasen Amerika ile biraz mesafeli olması gerekirken, Yunan siyasetinde de oldukça güçlüdür sol gelenek. Ki o Junta'ya karşı biliyorsunuz o 80'li yıllar hikayeleri. Biz görüyoruz ki Yunanistan'da ister sol olsun ister sağ olsun bir şekilde Türkiye karşıtlığı üzerinden veyahut kendi bakış açılarıyla tehdit algıları üzerinden bir büyük abiye sarılma ihtiyacı duyuyorlar. Şimdi düne kadar bu Avrupa Birliği'ydi. İşte Avrupa Birliği'nin güvenlik faaliyetleri, biliyorsunuz ortak bir ordu meselesi vardı. Yunanistan Avrupa çok ordusu hevesliydi. Hı hı. Bu olmadı. Yıllarca Merkel'den medet umdular. İşte bizi savunun. Akabinde
Tabii Macron bu konuya çok hevesli. Biz Karabağ ve Azerbaycan, Can Azerbaycan meselesinde de bunu gördük Macron'un. Oradan da bir netice alamayınca, çünkü her gelen bir talepte bulunuyor. Nihayetinde Amerika hususunda anlaşılan o ki bir tevafuka varmış durumdalar. Ama dikkatimi çeken nokta, bu kez sanki Çipras yanlıları veyahut o politikaları izleyen siyasiler biraz daha çatlak seslerle Amerika'ya yaklaşıyorlar. İşte bu adalar hususunda, özellikle adaların ABD'ye devredilmesi, bunun sadece Rusya'ya veyahut tırnak arası Türkiye'ye yönelik bir adım değil, aslında bir anlamda egemenlikten taviz verilmesi olarak görüyorlar. Şimdi burada soru şu, aklınıza gelen soru. Bu sadece iç politikaya yönelik bazı söylemler mi, yoksa hakikaten Çipras bu hususta samimi mi? İşte önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ben gidişatın öyle olduğu kanısındayım ki sanki Mitsotakis bir şekilde hala toplum nezdinde bir ağırlığı var. Bunda tabii Türkiye'nin savunma sanayisinin bu kadar güçlenmesinin de bir etkisi var. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Son dönemdeki tren kazasının da aslında siyaseten biraz Mitsotakis'in canını sıktığını biliyorduk. Ondan sonra durumu toparlar gibi görünüyordu ama yani orada da aslında enteresan bir zamanlama var. Daha ya bugün ya dün, yani orada da seçimlere evet, birkaç gün kala o tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları evet, Mitsotakis'e dava açtılar. Evet. Yani çok tepki çekti. Aslında sadece o da değil. Bir sürü skandal yaşadı. Yani bu telekulak skandalı. Yani Fransa'da da var o. Evet. Biliyorsunuz sonra. Yani ama Yunanistan'da doğrudan istihbaratın, işte muhalefet partilerinin liderlerini dinlediğine dair ciddi kendi bakanı bile çıktı dinlediğine. Evet. 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 Sonra doğal afetler karşısında bazı sıkıntılar yaşadılar, yangınlar karşısında. Dolayısıyla yani Mitsotakis hükümeti şunu vaat etti. Tabii biz Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden kaynak getireceğiz ki getirdiler de gerçekten. Bu pandemiden çıkma noktasında Amerika'dan çok ciddi bir destek geldi. Ancak işte bütün bu telekulak skandalının ortaya çıkması ve yine bu işte tren kazası Mitsotakis'in itibarını biraz sarstı. Burada temel Türkiye açısından baktığımızda temel sorun şu. Yani Yunanistan'da bir Türkiye sorunu var. Türkiye sorunu dediklerinde de şöyle bir durum tablo ortada var. Türkiye ile Yunanistan arasında bir asimetrik durum var. Eskiden bir denge vardı. Bu asimetri devamlı surette Türkiye lehine açılıyor. Bu açıldıkça ileride bu bizim açımızdan güvenlik tehdidi oluşturur mu diye de bir soru işareti var. Şimdi buna Mitsotakis'in verdiği cevap şu. Yani biz Yunanistan'dan büyüktür. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni yanımıza alarak, kutuplaştırarak bu meseleyi çözmek istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin aralarının bozulmasında Yunanistan'ın önemli bir etkisi var. Orada Fransa'nın da rolü var. Birinci seçenek bu. Yani Mitsotakis bunu oynadı. Diğer bir seçenek aslında Syriza'nın daha çok ön plana çıkarttığı seçenek. Yani daha dengeli bir ilişki kurmak. Yani meselelerin tamamen çözülmediği ancak krizin de tırmandırılmadığı. Yani iki tarafın da bu diyalog kanallarını devam ettirdiği bir çerçeve vardı. O da bir seçenek. Ama bence kalıcı, yani şimdi ilk seçenekte Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'ne tamamen bağımlı oluyor. Bütün ülkeyi Amerika üstüne dönüştürdüler. Bu eleştiriliyor. Evet. Çok eleştiriliyor. Gerçekten hani Çipras, hatta diğer partiler de bunu eleştiriyorlar. Hatta bu telekulak skandalının arkasında da büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri var. Dolayısıyla aslında bütün imkanlarıyla Amerika'nın Mitsotakis hükümetinde olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki Mitsotakis bunu olumlu şekilde sunuyor. Çünkü Amerika'dan gelen aynı zamanda da ciddi bir yatırım var. Ülkenin kalkınmasına da katkı sağlıyor. Ancak egemenlik konusunda kendi istemedikleri hamleler yapmak zorunda kalıyorlar. Bunların başında da aslında Türkiye'yi dengeleme misyonu. Yani Amerika boşu boşuna Yunanistan'a destek vermiyor. Bir ölçüde Türkiye'yi dengelemesini istiyor. Yani Ege'de, Doğu Akdeniz'de dengelemesini istiyor. Ama bu Yunanistan açısından son derece maliyetli bir politika. Burada çıkar yol çok net aslında.
Türkiye ile Yunanistan'ın diğer bütün tarafları bir kenara bırakıp oturup meselelerini çözmeleri. Aslında biz 30-40 yıldır aynı meseleleri konuşuyoruz. Ve ortak çıkan noktaları da var aslında. Yani Doğu Akdeniz'e bakıldığında mesele çözüldüğünde iki tarafında enerji konusunda çok fazla şeyden istifade edecekler. Yani 6 ve 12 mille Yunanistan ne kazanacak gerçekten, ben bunu merak ediyorum. Velev ki Türkiye kabul etti ki bu olmayacaktır ama biz bunu zaten kazus belli. Yani Türkiye kabul etse bile Rusya bunu kabul etmeyecektir. Çünkü hocam, sorunu yani çözmek için Akdeniz'e çıkamayacak Rusya. Bizim de milli meselemiz, asla bizim, bunu kabul etmeyeceğiz. Hayır, bunu yani elbette kabul etmeyeceğiz. Yok, Akdeniz'in ki çıkışı kapanıyor. Hayır, tabii. Rusya'ya kapanıyor. Aynen. Yani Güvenlik yani, Konseyi üyesi şimdi, bir Rusya bile... Yani ikinci bir boğaz aslında tabii, durumu ortaya belki çıkıyor. Belki şimdi birçok küçük bir ilave yapmak istiyorum. Sadece Amerika'nın bu üsleri açmasındaki hedef Yunanistan'la Türkiye'yi dengelemek değil. Yani evet, sen Miçotakis şimdi oradan bir takım paralar alıyor mu, bunun bedelini ödüyor. Halk anti Amerikancıdır, Yunan halkı. Yani siyasilerin görüşü çok farklı olabilir. Miçotakis'e de radikal zaten tam olarak sol. Burada Yeni Demokrasi Partisi adı altında tam tersi şimdi milliyetçilik pompalanmaya başladı. Yani halk milliyetçi, yani sanki biz Türkiye ile bir savaşıyoruz. Böyle bir şey, yani kazanırsa Miçotakis buradan kazanacak. Onu söyleyeyim bir kere. Ama oradaki dengelenmeye çalışılan mesele aslında arka planda Rusya'da var. Tabii. Boğazlar meselesi var. Bu adalar, oranın kontrolü tamamen ki bunu yapmasının aslında temel amacı Yunanistan'a da güvenemiyor. Çünkü Yunanistan Ortodokstur ve biliyorsunuz 2. Katerina'nın bir projesi vardır. Grek projesi. 1. Roma, 2. Roma nazariyesi vardır ve onlar da buna çok inanırlar. Dolayısıyla Ortodoks kimliği açısından Rusya'nın kontrolünü, hatta Zelenski Yunan parlamentosunda konuşma yaptığında bir sürü vekil dışarı çıktı biliyorsunuz. Fiiliki Odessa Partisi şeyinden bahsetti. Osmanlı'ya karşı ayaklandıran Odessa'daki şeyden bahsettiğinde bir sürü vekil dışarı çıktı. Onlar çünkü Rus yanlısı. Bir şekilde aslında Amerika hem tarihi olarak Panslavizm'in en önemli etkili alanlarından bir tanesi olan Yunanistan'daki Ortodoks etkisiyle Rus Yunan yakınlaşmasının önüne geçmek istiyor. Diğer tarafta da Türkiye'ye dengelemek istiyor. İki amacı var aslında. Çünkü Yunanlılara güvenemiyor. Hem Rusya açısından. Çünkü Rusya'nın Karadeniz'deki etkinliği vesaire. Yani Rusya'nın orada bir etkisi var. Hocam, bahsettikleriniz bana şeyi de hatırlattı. Bu son Rusya'ya yaptırımlar döneminde. Yani bir yandan ya, ABD'ye uyup Batı'ya uyup Rusya'ya yaptırımları kesinlikle uyguluyorsunuz. Yani, diğer yandan Rus petrolünü alıp Mora Yarımadası'nın güneyinde başka gemilere aktarıp tabii gönderiyorsunuz. Aynen. Ortodoks Kilisesi'nin etkisini kırmaya da çalışıyor Amerika burada. Tabii. Aslına bakarsanız yani Ukrayna'yı müstakil bir kilise oluşturup bunu Yunanistan'la yakınlaştırma politikası aslında Amerika Birleşik Devletleri bir ölçüde de yani Ortodoks dünyası içerisinde de bir çatlak, o çatlağı genişletmeye çalışıyor. Doğru. Yani bütün bu denklemin içerisinde aslında Türkiye var ama dediğim gibi yani şimdi Türkiye düşmanlığını pompalamadan bu kadar Amerikan varlığını kendi toplumuna meşrulaştıramaz Miçotakis. Evet. Bir ölçüde yani Amerika'nın oradaki varlığını, askeri katkısını, desteğini bir şekilde meşrulaştırmak için devamlı Türkiye'de gerilimi canlı tutmaya çalışıyor. Aslında bu Yunanistan'ın çıkarlarına değil. Yani Tsipras bunu net bir şekilde görüyor. Ara ara eleştiriyor. Ama maalesef dediğim gibi yani şu andaki politika, yani Miçotakis'le devam eden politika Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi destekleyen bir politika. Ama bu bizim de çıkarlarımıza değil aslında. Yunanistan'da ulusal çıkar, Yunanistan'ın da kendi ulusal çıkarlarına değil. Yani bunu gören Yunanlılar da var aslında. Şimdi bu depremlerden sonra aslında bir ılımlı diyebileceğimiz bir hava yakalanmıştı. İşte Nikos Dendias Yunanistan Dışişleri Bakanı, deprem bölgesine gelen ilk Avrupalı bakan oldu. Ondan sonra ılımlı mesajlar verildi karşılıklı. Son dönemde seçim öncesinde de görüyoruz aslında bu ılımlı mesajları devam etti. Bu ılımlı havayı devam ettirmek istediklerini seçimlerden sonraki dönemde Yunanistan'ın ama bunu yaparken bir yandan da sürekli olarak işte Yunanistan'ın tırnak içinde bir barış güvercini olduğunu bölgede. Şiddeti tırmandıran, şiddet demeyelim de gerilimi tırmandıran tarafın Türkiye olduğunu, saldırgan tutum içinde olan tarafın Türkiye olduğunu ve bundan vazgeçmesi gerektiği yönündeki mesajları da ısrarla veriyorlar. Bunu başbakanın ağzından da diğer kademelerde de sık sık duyuyoruz. Biraz önce de bahsettik gerçi Türkiye ile Avrupa Birliği sorunu haline getirmek istiyor belki Yunanistan ya da Türkiye ile Batı sorunu haline getirmek istiyor arasındaki meseleyi ama
kim gelirse gelsin bu değişmeyecek gibi. Yani Tsipras'ta belki biraz daha işler farklı yürüyecek. Mitsotakis de farklı yürüyecek ama temelde o Türkiye karşıtlığı Yunan siyasetinde de Yunanistan dış politikasında da hep var olacak ve var olmayı sürdürecek gibi görünüyor. Ne dersiniz? Şimdi burada garip nokta şu. Evet, Yunanistan'ın bir güvercin duruşu sergilemeye çalıştığını görüyoruz. Fakat enteresan bir nokta var. Bu ülke kurulduğundan beri yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 kez genişlemeye gitmiş. Yani böyle güvercin mi olur? Böyle güvercin mi olur? Böyle şahin bile olmaz. Çünkü genişlemeye giden biz değiliz. Onlar. Demin Talha hocamın bahsettiği konu çok önemliydi. Şimdi 12 mil meselesinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Aslında Türk boğazlarının ehemmiyeti biraz azalıyor. Çünkü siz adaların 12 mile çıkarılmasıyla aslında Ege Denizi'ni bir Yunan havuzuna çeviriyorsunuz. Şimdi diyelim ki yukarıda herhangi bir Rus gemisi, Romanya veya Bulgaristan demeyeceğim çünkü onlar artık NATO ittifakı çerçevesinde bizim müttefiklerimiz. Rus gemisi geldi, boğazları geçti. Tabiatı gereği Ege Denizi'nden geçmesi gerekiyor ya da Adalar Denizi'nden geçmesi gerekiyor. Fakat burada bir havuz durumu oluşuyor. Hiçbir yerden kaçak bir nokta yok. Yani bir şekilde Yunanistan'ın buna izin vermesi gerekiyor. Bu itibarla tehlikesiz sadece geçiş hakkı dediğimiz mesele herhalde devreye giriyor burada. Şimdi bu da yine Yunanistan'ın dahili meselesi. Ya onlar içeride tartışabilirler bunu. Kabul etmeyebilirler. Çünkü sonuçta 12 mil demek karasuları demektir. Tabii. Ve karasuları demek onun egemenlik alanı demektir. Doğru. Yani bu aslında munhasır ekonomik bölge olsa tabii. Bu değil. Ya hayır derse geçemiyorsunuz tabii, diyorsunuz. Karasularımız, uluslararası sular değil. Oluyor yani onların tezleri. O yüzden sadece Türkiye'nin karşı çıkması değil. Bu bölgenin güvenliğine pimi çekilip atılmış bir el bombası olur. Zaten bu uluslararası hukuk açısından da uygulanabilir. İkincisi bizim açımızdan. 12 mil meselesi gerçekleştirdiği takdirde bizim herhalde Kuşadası'ndan yüzerken fazla açılmamamız gerekiyor. Çünkü maazallah yanlışlıkla karşı komşunun sularında yüzmüş olabiliriz. Hocam, çünkü şimdi bile balıkçılık yaparken biraz fazla açıldığımız zaman. Kosta öyle mi? Meis'in işte hemen Sisam karşısında. Adası. Meis'in karşısında hemen çok yakın. Evet, çok doğru. Bu da bir mesele. Hı-hı. Şimdi bu mesele o kadar garip bir hal almış durumda ki Le Monde Türkiye seçim haritasını yayınlarken adaları Türkiye zannedip Türkiye'nin toprak parçası olarak gösteriyor. Ha, hangi partiden gösterdiğini bilmiyorum. Oraya da CHP varmış. O tam bir komedi. Le Monde kendini savunmak zorunda kalmış. Çok komikti. Çok hakikaten komik. Bakalım. O garip bir durum yani. Ya hani şu sörf balıkçılığı vardır, olta balıkçılığı. Biraz gersek atsak kurşun yanlışlıkla Yunanistan'a düşecek. Burada bir sorun var. Ve bu tabiatı gereği bu mesele işte yok ben Avrupa Birliği'ni arkama aldım. İşte şunu aldım, bunu aldım. Bu şekilde çözülemez. Hocam hemen size döneyim. Son bir sizin yorumunuzu alalım hocam. Evet. Sizi uğurlamadan önce. Ondan sonra sizinle devam edelim. Yani evet. Bu mesele bu adalar meselesi, Le Monde meselesi özellikle çok enteresan bir durumdu gerçekten. Yani Yunanistan'da çok kızdıran bir durumdu. Sonra açıklama yapmak durumunda kaldılar. Yani o konudaki hırsların da biraz işareti diyebiliriz. İyice sinirlendiler hatta bu konuya. Türkiye'deki seçimlere de işte zaten takip etmelerinin sebebi bu. Ben geçen programda da söylemiştim. Bu Kavala'nın girişinde bir harita var, bir Kıbrıs haritası. Orada şey yazıyor, bilirsiniz Aydın Bey sizi. Remember the Cyprus der böyle kanlar akar. Yani çok son derece aslında milliyetçilirler. Yani şövenist bir ülke. Büyük bir tablodur. Bütün girişte bu adalar meselesi de bunun tam yani nokta atışı diyebilirim o yüzden. Yani son dönemde galip olarak Mitsotakis çıkarsa da şaşırmayalım bence bundan sonraki süreçte. Yani göreceğiz ne olacağını, ne biteceğini. Yani adalar meselesi evet riskli Yunanistan açısından
sıkıntılı bir mesele. Türkiye açısından da tabii ihtilaf konusu ama geçmişte bunların çözümü için aslında adımlar atılmıştı. Görüşmeler yapılmıştı. İstişari görüşmeler ve bir miktar uzlaşı da sağlanmıştı. Yani çok yaklaşılmıştı en azından. Her adanın özelinde bazı pazarlıklar yapılmış ve farklı farklı alanlar belirlenmişti. Daha sonra bunlar rafa kalktı. Şimdi tekrar mesela istişare görüşmeler yapalım dediğimizde Yunanistan kabul etmiyor. Evet, bu istikşafi görüşmelerin işte birkaç düzine yapıldı bunlardan. Ben şimdi hatırlamıyorum oradan nasıl bir netice alabildik ama şunu söyleyebilirim. Burada her şeyden önce iyi niyet önemli. Yani karşılıklı olarak iki ülkenin birbirine karşı bir iyi niyetinden söz etmemiz gerekiyor. Şimdi bizim Rusya ile münasebetlerimizde Sayın Cumhurbaşkanı kendi liderlik inisiyatifini kullanarak bazı ilerlemeler sağladı ve bunun neticesinde biz bugün Rusya ile birçok meselede mesafe alabiliyoruz. Ki tabiatı gereği Rusya bizim ittifakında bulunduğumuz bir bağlamda değil ve birçok problemimiz var. İşte ister Kafkasya'da, Karabağ'da, ister Türkistan'daki ata yurdumuzda o coğrafyalarda. Ama ben inanıyorum ki Yunanistan'la olan meselelerimizde de ancak ve ancak liderler bazında böyle bir diyalogla çözülebilir. Fakat şöyle bir sorun var. Bizde bir lider var. Fakat karşıda bunun muhatabı olacak bir lider yahut bu seviyede inisiyatif alıp kendi toplumuna bazı hususlarda meseleleri açıklayabilecek bir lider bulmakta yani liderlik donanımı konusunda muadil bir isimden bahsediyoruz. İşte bu kahtirical dedikleri meseleyi bugün galiba Yunanistan yaşıyor. Çünkü bir siyasi bir otorite karşımızda bu meseleye çözüm getirecek ve toplum nezdinde meşruiyet kazandıracak bir güç yok. Çünkü işte Miçotakis geliyor, milliyetçiler eleştiriyorlar. Diğer taraftan sol eksende bir hükümet geliyor. Bunların hepsini Yunanistan içeride çözmeli. Ve Yunanistan artık bu saatten sonra şunu idrak etmiş olmalı ki, demin Talha Hocam'ın söylediği gibi, Türkiye gibi bölgede bu kadar etkinliği olan bir ülkenin kalkıp da bir takım uzaklardan getirilmiş işte sözüm ona hamilerle olacak iş değil bu. Çünkü neden? Çok basit. Eğer haritayı bir göz kenarıyla bakarsak bugün Yunanistan dediğimiz bölgenin biraz üstü Kuzey Makedonya. İlk tanıyan ülkelerden biri biziz. İlişkilerimiz, münasebetlerimiz çok iyi. İşte Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk. Türkiye'nin etki alanının geniş olduğu yani ülkelerden. Yani Balkanlarda biz bugün varız. 18. 19. yüzyılda burası vatan parçasıydı. Hatta o 15. 16. yüzyıl haritalarında Türkiye diye yazar. Avrupa haritalarına eğer arkadaşlarımız bakarlarsa, seyircilerimiz. Bu böyledir. Bunu idrak etmesi gerekiyor. Fakat tabii Yunanistan işte uzaklardan bazı dostlar bularak bu meseleyi çözmeye çalışıyor. Ama şunun farkına varmalı. Onlar da Türkiye ile olan çıkarlarını Yunanistan için tehlike atacak değiller. İşte Mısır'la bu meseleyi çözmeye çalıştı. Hemen Türkiye burada bir inisiyatif aldı. Ve Mısır'la. Ki kaldı ki Türkiye'nin, Mısır'ın Türkiye ile anlaşması hususunda Doğu Akdeniz meselesini konuşuyorum. Mısır'ın lehine çıkarı daha fazla Yunanistan'da. Yani Mısır daha fazla bir denizin üzerindeki o munhasır ekonomik bölgeye sahip olacaktır. O yüzden bu biraz Yunanların içeride böyle birbirleriyle hafif bir tatlı sert tartışmalarının neticesinde bir netice alıp karşımıza muktedir bir lider çıkarabilecek durumda çözülebilecek bir sorun. Yani mesele şuna mı geliyor acaba? Şimdi Yunanistan kendi içinde birinin yaptığını birinin bozduğu sürekli değişimlerin olduğu bir düzenden daha istikrarlı bir siyasi düzene geçse ya da belki çok iyimser olacak belki ama dışarıdan müdahaleler biraz azalsa yani bize bıraksalar daha çok uzlaşıyla işler daha mı kolay çözülür ne dersiniz? Yani tabii belki öyle olur ama Yunanistan tarihine bakıldığında istikrarlı bir dönem görmüyoruz. Yani 8-9 kere ekonomisi batmış, kendi içerisinde iç savaş yaşamış,
işte Almanya tarafından işgal edilmiş, daha sonraki dönemler darbeler yaşamış, aslında tarihsel olarak istikrarsız bir ülke. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra kısmen bir istikrar kazanıyorlar. Ancak yani Yunanistan'ın da kendi içerisinde ciddi kırılganlıklar var. Siyasetçiler zaman zaman bu kırılganlıkları bir kenara bırakarak Türkiye karşıtı, yani Türkiye karşıtı, Türkiye Yunanistan'da önemli bir tartışma maddesi. Hangi gazeteye bakarsanız bakın neredeyse her gün Türkiye ile ilgili bir şey çıkar. Bizim açımızdan bu çok önemli olmayabilir. İkinci planda bir meseledir. Ancak bunu bilmemiz gerekiyor. Yani Türkiye gerçekten Yunanistan'dan önemli bir tartışma maddesi. Ancak bu tartışmayı illaki hep bu düşmanlık, karşıtlık üzerinden artık yürütmenin bir manası yok. Yani Yunanistan'la anlaşamadığımız noktalar var. Ama hiçbir güçlü lider çıkıp da bu meseleleri çözebileceğine dair bir söylem oluşturamıyor. Yani bunu kullanmak daha fazla işlerine yarıyor. Bunu zaman zaman Avrupa ile, yani Türkiye sıkıntı yaşadığında bundan istifade ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye sıkıntı yaşadığında bundan istifade ediyorlar. İsrail ile Türkiye sıkıntı yaşadığında bundan istifade ediyorlar. Halbuki Türkiye ile gerçekten samimi şekilde sorunlarını çözmüş olsalar ne savunma maliyetleri bu kadar yüksek olur, ne kendi iç siyasetlerinde bu dalgalandırıcı bir unsur olur. Ancak tabii bu sefer Türkiye konusunda dışarıdan aldıkları destekleri alamayabilirler. Ben en gerçekçi çözüm bu olduğunu düşünüyorum ama şu aşamada çok böyle Yunanistan'ın kendi başına bu meseleyi çözme inisiyatifi olduğunu veya Yunanistan'ın bunu kendi başına çözebilecek bir yaklaşıma sahip olabileceğini, izin verilebileceğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla bu gerilimi, kontrollü gerilimi mümkün olduğunca sıcak çatışmaya vardırmadan sürdürmesi daha doğru bir seçenektir. Keşke çözebilsek yani. Gerçekten Cumhuriyetimizin 100. yılında keşke Yunanistan'la bu sorunlarımızı çözüp daha sağlam bir yere varsak. Yani 1930'lu yıllarda Atatürk ile Venizelos'un yakınlaşma dönemi yaşandı. O dönem tabii ki İtalya'nın tehdidi vardı. Yine 1950-60'lı yıllarda Kıbrıs meselesi çıkmadan önce Sovyet tehdidi karşısında bir ortaklığımız vardı. Bugün için başka başka tehditler, başka başka imkanlar da var aslında. Sadece tehditler değil. Bunları bir kenara bırakıp, geleceğe dair ortak imkanları bir kenara bırakıp aslında yani Çipras'ın da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin ortak bir çerçeve oluşturabileceğine dair bir yaklaşımı vardı. Yani belki de Avrupa Birliği içerisinde, yani NATO'ya üye olmak nasıl Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir sıcak çatışmayı engelliyorsa, belki iki ülkenin de Avrupa Birliği'ne üye olduğu bir çerçevede sorunlar daha rahat yönetilebilirdi. Bence Yunanistan'ın Türkiye'yi dışlamak yerine belki Avrupa Birliği çerçevesinde bir çözüm bulma doğrultusunda adım atması daha doğru bir adım olurdu ama şu anda onun da sinyallerini göremiyoruz. Yani en azından şu an için çözülemeyecek sorunları bir kenara bırakıp bunlara eğilmek yerine pozitif gündeme odaklanmak herkese çok daha iyi gelebilir. Ama işte seçim sürecinde bu olmayacaktır diye düşünüyorum. Seçimden sonra iki ülkede istikrarlı hükümetlerini buldukları bir noktada gerçekten gerçekçi bir çözüm noktasında oturmaları gerekiyor. Aksi takdirde nereye kadar devam edecek? İşte 100 yıl geçmiş aramızda. Yani biz cumhuriyetimizi kurmuşuz. Hala Yunanistan'da çözümsüz sorunlarımız var. Yani bir sonraki nesle de bunu aktarmamamız gerekiyor. Bence bunun imkanları var ama sorumluluk sahibi liderler gerekiyor. İkincisi, uluslararası aktörlerin de buraya aslında oyun bozan değil de onların da bu konuyu desteklemesi gerekiyor. Yapıcı yaklaşmaları. Tabii yapıcı yaklaşmaları gerekiyor. Yani iki ülke arasındaki gerilimden istifade etmek yerine iki ülkeyi birleştirecek bir yaklaşıma sahip olmaları gerekiyor. Ama ilki daha aslında işleniyor maalesef. Yani maalesef özellikle Batı dünyasından, tabii daha başka yerlerden de var ama bu gerilimlerden istifade ederek kendi çıkarlarını ve düzenini koruma meselesi aslında bölgenin kronik bir sorunu da. Yani biz bunu sadece Yunanistan'da değil, Orta Doğu'da, diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılarda, Rusya meselesinde, Ukrayna konusunda pek çok yerde görebiliyoruz. Programın son bölümüne geçerken yavaş yavaş biraz da Rusya meselesinden bahsedelim istiyorum. Tahıl koridoru yarın sona erecekti. Uzun zamandır görüşmeler vardı. Dünyanın dikkatle izlediği gelişmelerden biriydi. Şimdi akşamüstü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı ve 2 ay daha uzatıldığını açıkladı tahıl koridorunun. Dünyanın gıda güvenliği için önemli bir mesele ama 2 ay uzatılması ve diğer cephelerden de gelen açıklamalardan anlıyoruz ki Rusya'nın taleplerini karşılama konusunda özellikle Batı'nın ambargoları nedeniyle haklı da bulunan bazı şikayetlerin karşılama konusunda şu an için pek bir yol alınabilmiş değil gibi görünüyor.
Bu batıdan özellikle Rus gemilerine yönelik hizmet verme, limana yanaşma, sigorta yapma gibi ambargoların Moskova'nın elini kolunu bağladığını biliyoruz. Ama bunlar en azından o taraftan kolay çözülebilir meseleler değil gibi. Çünkü pek geri adım atacağı benzemiyorlar. Bunların çözümü için başka meseleler, başka adımlar atılması gerekiyor sanırım. Ama ne olabilir bu konuda, sizin bir fikriniz var mı? Şimdi bu mesele biraz girift hal almış durumda. Çünkü sorun sadece bu tahıl meselesi değil. Meseleyi biraz açmakta fayda var. Şimdi 90'ların başında Sovyetler Birliği dağılırken Rusya kamuoyunda şöyle bir intiba oluştu. Eğer liberal demokrasiye geçiş yaparsak biz de işte Türkiye gibi, hatta o yıllarda Türkiye'de örnek veriyorlardı, Batı tarafından kabul görürüz ve Türkiye'nin içinde varlık gösteririz. Bu sebepten dolayı Rus siyasi elitleri nezdinde liberalizme doğru bir yöneliş vardı. Ki Putin de o dönemde, hatta Clinton'la olan böyle konuşmalarında zaman zaman diyor ki ya bizi de NATO'ya alın. Fakat mesele şu ki iki şeyi yanlış anlamışlar. Birincisi Batı'nın Türkiye'ye bakışını, yani zihinlerindeki Türkiye ve Batı'nın Türkiye'ye bakışı galiba yanlışmış. Şimdi biz de bu konuya birbirinden farklıydı diyorsunuz. Vardık herhalde artık. 21. yüzyılda vardık. İkinci mesele, demin o Ortodoks dünyanın parçalanmasına yönelik planlar cereyan ederken konuşmalarınızı sırasında, burada bir plan çerçevesinde Batı adım adım Rusya'nın ana karasına ilerledi ve nihai hedef olarak Rusya'yı da bölmeyi hedef tahtasına koymuş. Yani NATO'nun şu anki üye sayısına baktığımızda sanırım sizin i̇şte, dediğiniz tabii, tabloyu görüyoruz. Şimdi mesele sadece bu değil. Şimdi bugün son işte 20 yılda NATO'ya üye olan devletlerin birçoğu aslında Slavik halklardır. İşte Çekler, Slovaklar, Polonyalılar, o Balkanlardaki Yugoslavya'dan ayrılan ülkeler. Bunlar Slavik halklardır. Yani Rusya'yla bir şekilde bir etnik ve mezhepsel ortodoksluk üzerinden bağları olan ülkeler. Tarihi de bağlı. Tarihi de bağlı. Şimdi bunlar gitti. Belarus hususunda iki yıldır bir mücadele içinde Batı, orada bazı faaliyetlerde bulunuyor ki şu sıralarda Lukashenko'yu bir türlü göremiyoruz. Galiba, bugün çıktı hocam. Evet, öyle mi? Bugün çıktı. Ben geriden takip ediyorum. Elinde bir sargıyla. Öyle mi? Evet. Şimdi orada bir atak var Batı tarafından. Ukrayna meselesi de zaten daha ne zamandan beri Timoşenko'lar falanlar filan, geldik Zelenski'ye, en sonunda patlak verdi. Fakat görünen o ki mesele Rusya'nın içine doğru yansımış durumda. Şimdi dün burada biz de hevesliydik. Neden? Çünkü bugün Rusya dediğimiz ülkenin büyük çoğunluğu, toprak açısından söylüyorum, Türklerin topraklarıdır. İşte Yakutistan, Tataristan, Çuvaşistan, Altay, bunlar hep Türk cumhuriyetleridir. Burada bir plan var. Ve Ruslar artık galiba bıçağın kemiğe dayandığının farkına vardılar. O sebepten Rusya ile Batı'nın meselesini öyle küçük bir şekilde, işte Bahmut'ta düştü düşecek yahut işte Prigojin'in o çılgın videoları falan üzerinden okumak bir hata. Burada bir nihai hesaplaşmaya gidilecek. Ben uzun zamandır bu görüşteyim. Çünkü Ruslar bir yerde şunun farkına varıyorlar ki ana karada, yani ana vatanlarında, Rusya kendilerince ana vatanlarında bir çözülme süreci başlayacak. O yüzden tüm bu süreçleri göz önünde aldığımızda büyük bir hesaplaşma göreceğiz. Fakat karşı tarafta Batı şunu hesaplıyor. Birkaç denklem iç içe geçmiş durumda. İşte Pasifik'te büyük savaş bekliyor.
Tayvan üzerinden. İran güçlü bir duruş sergiliyor. Orada da bir şey var. Bunların yanı sıra NATO'nun içindeki bazı ülkeler de artık görece bağımsız hareket etme eğilimindeler. İşte Macaristan, Birleşik Krallık ve Türkiye. Hatta bunları biraz uzatırsak listeye İtalya ve İspanya'yı da ekleyebiliriz. O yüzden bu denklem bu kadar kolay çözülmeyecek. Tabii burada bizim büyük bir başarımız var. Bunu söylemekte fayda var. Bugün birçok ülkenin gıda sorununu bizim tahıl anlaşmamız üzerinden çözüyoruz. Bu işte Afrika'daki ülkelerin problemleri, onların problemleri. Fakat Ruslar şu iddiada bulunuyorlar. İşte bu bizden çıkan tahıl buralara gitmiyor. Avrupa ülkelerine gidiyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunların hepsi yakın zamanda büyük tartışma konuları olacak. Ve ancak ve ancak dengeli politikalarla bu mesele çözülebilir. Bu Kissinger'ın son röportajlarında, maşallah Kissinger yüzü açtı herhalde. Artık son röportajlarında hep şunu diyor. Diyor ki ya bu meseleyi öyle silahla falan çözemezsiniz. Yani Patriot verdim falan böyle çözülmez. Çünkü niye Patriot'u verdin? İşte Kinzal'la vurdu. Demek ki bu meselenin bugün Kinzal, yarın maazallah nükleer bir savunma sistemiyle devreye girebilir Rusya. O yüzden bu ekmek çok su götürür, bu hamur çok su götürür. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi Türkiye'nin çabalarıyla özellikle hocam bu meselenin, tahıl koridoru meselesinin uzatılması kısmı aslında dikkat çekici biraz. Neden dikkat çekici? Yani bu baştan beri böyle, evet hayata geçmesinde de böyleydi ama Rusya giderek bu konuda tutumunu sertleştiriyor. Yani biraz gördüğümüz yorumlar bu sefer biraz da Türkiye'nin hatırına, talepleri karşılanmamış olsa bile Türkiye'nin hatırına biraz bu uzatmaya onay verdiği yönünde. Yani burada Türkiye'nin bu yumuşak diplomatik gücünün evet. faydasını gördüğümüzü söyleyebiliriz ki bunun arkasında çok geniş bir birikim ve bir devlet geleneği var tabii ki. Ama yani bu talepler karşılanmadığı sürece bu tahıl koridoru meselesi bir yerde bu süreç bir yerde tıkanır tabii. gibi görünüyor değil mi? Tabii yani aslında Rusya ile ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan aktörler var Batı'da. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, Britanya'nın bundan memnun olmadığını biliyoruz. Ama bu anlaşmazlığın maliyeti aslında Batılılardan ziyade Afrika'daki işte Güney Asya'daki bazı ülkeler tarafından ödeneceği için Rusya bu konuda hassasiyetini muhafaza ediyor. Dolayısıyla yani bütün maliyetin Batılılar tarafından ödendiği bir çerçeve olmuş olsaydı Rusya'nın tavrı farklı olurdu. Elbette ki Türkiye ile ilişkilerini muhafaza etme çabası var ama yani şimdi Kenya'da ne bileyim işte Tanzanya'da, Mısır'da, Endonezya'da gıda sorunu ortaya çıkarsa ve bu ülkelerde sıkıntı oluşursa ve burada da Rusya suçlanırsa yani Batılılar bir şekilde pahalı da olsa bulurlar, karınlarını doyururlar. Ama bu ülkelerle Rusya karşı karşıya gelmiş olur. Rusya'nın bir kaygısı da bu. Yani onlar izin vermediği için bizim karnımız doymuyor diyecekleri için Rusya ile karşı karşıya gelirler. Rusya bunu istemiyor. Aslında Batı'da bazı aktörler yani bu olsun da Rusya'ya karşı uluslararası toplum çok fazla bir dayanışma göstermedi. Batı gösterdi. Batı'nın içerisinde işte hani Japonya, Kore falan da buna eklendi ama Afrika'dan, Güney Asya'dan çok böyle Batı'nın çerçevesine bir destek olmadı. Dolayısıyla aslında bu sorunun çözülmemesi Rusya'nın çok işine yaramıyordu. Yani Birleşmiş Milletler de elbette devreye girdi. Yani burada bir ölçüde kazan kazan meselesi var. Türkiye açısından bir kazanç, önemli bir anlaşmaya aslında destek sağlamış oluyor. Rusya açısından kazanç, doğrudan istemediği ülkelerin bu konudan olumsuz etkilenmelerinin de önüne geçmiş oluyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler açısından da tabii. Birleşmiş Milletler açısından kazanç, onlar da bir yani bir anlaşmaya bu konuda destek olmuş oluyorlar ve dünyadaki gıda fiyatlarını daha yönetilebilir hale gelmiş oluyorlar. Dolayısıyla bir örtüşme var burada. Şimdi Aydın Bey, Rusya daha önce yani bu anlaşma talepleri karşılanmazsa bir yerde bu anlaşmayı rafa kaldıracağını
söylüyordu. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi zaten az gelişmiş, en az gelişmiş ülkelerin bu tahılın çok az bir kısmını aldığını, çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelere gittiğini söylüyordu. Şimdi batıdan gelecek propagandaya karşı da bazı önlemleri, söylemleri geliştirdiğini biliyoruz yakın zamanda. Nedir bunlar? İşte biz o ülkelere, Afrika ülkelerine, en az gelişmiş ülkelere, ihtiyacı olan ülkelere tahılı kendimiz göndeririz. Bunu gerekirse Türkiye ve Katar'ın işbirliğiyle yapabiliriz. Hatta daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da hani buğdayın Türkiye'ye gelip belki Türkiye'de işlenip ondan sonra gönderilebileceğine dair bazı alternatifler duymuştuk. Sizce bunlar pratikte uygulanabilir mi? Yani Batı buna müsaade eder mi en azından? Öyle sorayım. Son 3 dakikamız kaldı. Elbette uygulanabilir. Hem uygulanabilir hem sanki uygulanması biraz da bizim lehimize. Ama tabii burada dengeler önemli. Sonuçta biz Birleşmiş Milletler'in iştirakiyle bu işi yapıyoruz. Yani Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler. Hı hı. Birleşmiş Milletler dediğimiz kurum, batılı devletlerin bu kurumun üzerinde etkisini biliyoruz. O itibarla burada nasıl bir denge güdüleceği önemlidir. Belki alternatif yollarla belirli bir miktarı, bir kotayı belirlenebilir. İşte efendim şu kadarlık bir kota gelişmekte olan ülkelere, az gelişmiş ülkelere ayrılabilir. Böyle bir çözüm üretilebilir. Ama bütün bunların hepsini yaparken elbette son tahlilde bir NATO ittifakı üyesi olduğumuz için NATO'daki müttefiklerimizle de bu meseleyi istişare etmemiz gerekiyor. Biz meselelere duygusal yaklaşmıyoruz. NATO ittifakının en asli üyesiyiz ama aynı zamanda da Rusya'yla engeli bir münasebet yürütme peşindeyiz. Şu an itibariyle buna ihtiyaç var mıdır? Bence bir süre daha böyle devam eder ve savaşın seyrine, işte o inişlerine çıkışlarına göre hem Rusya'nın inisiyatifi biraz daha ortaya çıkar, hem Batı'nın nabzı Türkiye tarafından daha iyi ölçülür ve bu istikamette adımlar atılır. Yani biraz bu işin seyrinde, savaşın seyrinde etkili olacak diyorsunuz. Zaman gösterecek, neler yaşanacak. Umarız ki daha büyük işbirlikleri yapılabilir. Hem tahıl konusunda hem savaşı sonlandırma konusunda herkesin kazanacağı tekrar bir istikrar ortamı doğar. Daha konuşacak çok şey var aslında ama süremiz kalmadı maalesef. İlerleyen zamanlarda tekrar inşallah devam ederiz. Sevgili seyirciler, bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Küresel Oyun'dan bu akşamlık bu kadar. İyi geceler efendim.